Efendim iyi akşamlar, merhabalar. Bir hafta aradan sonra bizim yine konuşacaklarımız var diye başlayalım ama bu değişecek aslında birazdan. Bu hafta bir farklılık yapacağız. Saat olarak bizden evvel bir belgesel, güzel, hoş yapanların emeklerine sağlık. Bir belgesel yayınlandığı için bugün normal saatimizden 1 saat 15 dakika kadar geç girdik. Ama bir reis yoktur ve biz gayet dinç bir şekilde karşınızdayız. Neden konuşacaklarımız var değil diye tırnak içinde söyledim. Bunca hafta programın ismi gereği konuşacaklarımız var ve biz karşınızdayız dedik. Ama bu hafta muhabbet edeceklerimiz var. Hadi gelin şairin dediği gibi, aşk ehline alemde dil ara mı bulunmaz, Mecnun isen ey dil sana Leyla mı bulunmaz. Zaman zaman sahnelere çıkınca, yahu bir Mecnunluk iddiam yok ama hani ola ki bir Mecnun'un yanında durursak bu dil nasiplenir derdik. Bugün Mecnunluktan ziyade 3 aşk ehlinin yanındayız. O yüzden konuşacaklarımızdan ziyade bu akşam muhabbet edeceklerimiz var. Hadi bir rutindir. Bu akşam neyi muhabbet mevzusu edeceğiz? Kültürümüzü konuşacağız. Kültürümüze bigane miyiz? Yabancı mıyız? Bunu konuşacağız. Bakın bigane dedikten sonra yabancı mıyız diye söylemek zorunda kalmanın nasıl acı bir şey olduğu vurgusunu yapacağız. Kültürümüzün o damarını kaybettik mi? Nasıl kazanırız? Bizim kültür karakterimiz, kültür kodlarımız ne? Bunları konuşacağız. Oradan dilimize, kullandığımız dile. Yahu dil sadece bir dertleşme, derdimizi anlatma aracı mıdır? Yoksa hayır, dil geleceğe yatırım mıdır? Bunları konuşacağız. Ve dil tehlike altında mı? Aslında sorulacak çok soru var. Çok soru var diyorum ama bir taraftan da korkuyorum. 3 muhabbet ehli bu akşam buradayken çok soru sorup da muhabbeti bölmek de değildir niyetim. Hadi gelin programa başlayalım. Bu akşam muhabbet edeceklerimiz var. 3 kıymetli konuğum bizlerle, Profesör Doktor Nurullah Genç. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Eksik olmayınız. Davete icabet ettiniz. Allah razı olsun. Ben de değerli dostlarımla burada olduğum için mutluyum. Teşekkür ederim. Eksik olmayınız. Ve bir diğer konuğumuz, sizin de yakinen tanıdığınız, bizim de ruberu tanımaktan şeref duyduğumuz bir isim, Hayati İnanç. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Eksik olmayın. Allah razı olsun. Ve üçüncü konuğumuz, kültür tarihçisi. Böyle önünde saygıyla, hürmetle eğilip. Sağ olun. İşte o hani aşk ehline alemde dil ara mı bulunmaz, Mecnun isen ey dil sana Leyla mı bulunmaz sözünü hissettiğimiz kişilerden, diğer iki konuğumuzdan beraber üçüncü isim kültür tarihçisi Dursun Gürlek. Efendim siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Böyle girişte yaşımın küçüklüğüne verip edepsizlik ettim ama. Estağfurullah. Yani işte biraz. Yaş işi biraz yaştır, tartışmaya açıktır. Ve yaş işte izafidir. İnsan vardır 20 yaşında ihtiyardır, insan vardır 80 yaşında gençtir. Mesela Mimar Sinan Selimiye'yi Süleymaniye Camii'ni yaparken 80 yaşını geçmişti. Demek ki o 80 yaşında bir delikanlıydı. Onun için yaşa fazla takılmamak lazımdır. Eskilerin yaşla ilgili yaş olmayan çok güzel sözleri vardır. Zaman icap ederse, vakti gelirse onlardan da bahsederiz. Ya bahsedelim. Bugün eskileri de yad edelim. Eyvallah. Zaten hep eskilerden alalım. Hatta yeniden evet. Yorulduk. Tabii kökü mazide olan atıyız biz. Orhan Bey, tam derinde bir şey söyleyeyim. Özür dilerim. Lütfen. Hayati Bey'den de. 80 yaşında da genç olanlardan biri olacağım. Soyadım genç olduğu için. Yani mecburen. Allah ile murad etmiş. Yani böyle bir espri de yapmış hocam, olalım. Güzel oldu. Hayati Hocam çok güzel söylüyorlar. İstikbal köklerdedir. İstikbal köklerdedir. Yani eski kökleri maziyi unutunca hocam. Tabii. Evet. Geleceğiz. Hocam şuradan başlasak aslında. Nurullah Hocam'la başlamak isterim. O milli kültür şahsiyeti. Evet. Her milletin bir kültürü, o kültürün bir şahsiyeti mi vardır? Varsa bizim şahsiyetimiz nedir? Evet. Teşekkür ediyorum. Elbette bir milli kültür şahsiyeti vardır. Ama temelde problem şu zaten. Bakın kültür diyoruz değil mi? İrfan demiyoruz. Yani nereden nereye geldiğimizin evet. Açık göstergesi aslında bu. Yani kültür kelimesi ne kadar bize ait bir kelime üzerinde düşünmek lazım. Hep içimden geçmiştir. Neden bir ilim ve irfan bakanlığımız yok diye mesela bugüne kadar. Mevzu orada başlıyor. Ama yaygınlaşmış, kullanılmış, yani artık Galat'ı meşhur demeyelim. Çünkü bir Galat değil bu kelime. Ama lügat-ı fasihten evla olduğu için kullandığımız bir kelime olsun. Aliye İzzet Begoviç kültürün
Allah'la insan arasındaki ilk diyalogla başladığını söyler. Sanatın kaynağı da oradadır. Yani Hazreti Adem gözlerini açtı, eşyanın isimleri öğretildi ve başladı saymaya. Kültür orada başladı der. Ben de buna inanıyorum. Oradan beri gelen bir şahsiyeti var kültürün. İki şahsiyet kazanıyor kültür. Bir, kendisine eşyanın isimleri öğretilen Hazreti Adem'in onu sayması, ona secde eden melekler. Bir de buna karşı koyan birisinin o topraktan yaratıldı, ben ateşten yaratıldım diyerek buna karşı koyması ve onun temsil ettiği bir kültür şahsiyeti. Bu iki kültür şahsiyeti bugüne kadar ulaşmış durumda. Milletlere yansıyan tarafı da bu aslında. Bir tarafı öyle yansıyor, bir tarafı diğer türlü yansıyor. Ama hakikat bu. Şimdi biz böyle baktığımızda Batı kültürünün mantığını, bizim medeniyetimizin mantığını, şahsiyetini farklı değerlendirmeye başlayacağız o zaman. Ya da tarih boyunca gelmiş bütün kültürleri, değil mi? Firavun'un kültürel şahsiyetini Hazreti Musa'dan tarih seyri içerisinde de farklı değerlendirmeye başlayacağız. Bir kültür şahsiyeti var. Bu şahsiyet nereye taalluk ediyor? Bunu ayrıca konuşuruz. Bizim kültürümüzün de, bizim irfan dünyamızın da kendisine has bambaşka bir şahsiyeti var. Şöyle ifade edeyim kısaca. Kültür, hani Cemil Meriç rahmetlinin kültürle ilgili bir ifadesi vardı. Kaypak bir kelimedir diyordu kültür. Evet, çok söylerdi. Açık söylüyor. İzansız bir kelime neredeyse diyor. Karanlık bir kelime kültür. Bizim bizdeki karşılığı irfandır diyor bunun. Tabii. Hatta yani Fransa'da biraz daha şey kalmıştır. Hocam bu kaypak kültür demesindeki sebep dinamik olmasıyla mı yoksa başka bir? Hayır. Yani hayır, şöyle sağlam temeller oturtmadığı için şöyle ifade ediyordu onu rahmetli. Emperyalizm diyordu. Fethetmek istediği yerlerde kendi kültürüyle muamele ederek değil, oralardaki insanları ve grupları kültürsüzleştirerek ve onlara kültürlerinin olmadığına inandırarak bunu yapıyordu. Şundan mı acaba? Kaypaklığı bundan. Kültür savaşına başlasa karşısında bir cephe bulacak. Tabii. Çünkü direkt kutuplaşma. Tabii. Ama farkına varmadan önce bir bozma, bir dejenerasyon. Yani bir bozma diyelim. Tabii ki. Şimdi bizim milli kültür şahsiyetimizde nasıl bozuldu ya da bozulmaya çalışıldı 100 yıl içerisinde, hatta 200 yıl içerisinde böyle. Biz farkına neden varmadan. Mesela 1920'lerde 25'lerde musikimiz neden yok sayıldı? Yani. Kültürsüzleştirmeye inandırma çabasının bir sonucudur. Cemil Meriç haklıdır yani. Bizim kültürümüzden uzaklaştırarak, dilimizden uzaklaştırarak, dil bir göstergeler bütünüdür. Dilin işaret ettiği noktalardan milletimizi ve bizi uzaklaştırarak, hatta bir gecede kavramlar oluşturup o kavramların işaretine bizi yönüne çevirmeye çalışarak, bizim kültürsüzlüğümüze bizi inandırarak bizi yok etme çabasının bir sonucudur geldiğimiz nokta. Onun için o şahsiyeti yok etmek Batı'nın kültür anlayışının temelinde, emperyalizmin temelinde var zaten. Şimdi böyle baktığımızda durum, bizim ciddi bir kültür şahsiyetimizin olduğunu, irfan adı altında bunun ifade edilmesi gerektiğini ama son 1-2 yüzyıl içerisinde, özellikle de son 100 yıl içerisinde bunun ağır bir tahribata uğradığını, uğratılmaya devam ettiğini, bugün kültür şuralarından hala kültürde zayıfız deniyorsa bu tahribatın da devam ettiğini çıkarabiliriz. Ama biz ta Hazreti Adem'den bugüne son derece milli, hassas, güzel bir kültür şahsiyetine, hocam, şey yani irfana sahibiz. Tam olarak yani kültürden ziyade o irfan. O hani hep bahsettiğimiz. Bunu baştan söyledim ki zaten gelenek, durumu bilirim. Yani seyircilerimiz hocam, de hangi kültür demesin. Size sorayım aynı soruyu. Bizim kültür şahsiyetimiz. Nurullah Bey'e ben de katılıyorum. Bizde esas olan irfandır. Ama kültür kelimesi yerleşmiş. Biz de onu kullanıyoruz. Maalesef bana da kültür tarihçisi diyorlar. Efendim. Halbuki irfan bizim yerli kelimemizdir. Şumullüdür, yani geniş kapsamlıdır. Ve insanın manevi dünyasını, iç dünyasını, deruni dünyasındaki güzellikleri ifade eder. Tasavvufi boyutu vardır. Kültür, Batı menşeili bir kelime. Ama az önce de ifade ettiğim gibi yerleştiği için kullanıyoruz. Kullanmamak lazım. Bir de müstakil eseri vardır bu konuda Cemil Meriç'in. Kültürden irfana. Güzel bir kitaptır. Eyvallah. Üstad bu konularda çok hassastı. Mesela kendisi çok iyi Fransızca bildiği halde, hatta bizzat kendisi Türkiye'de evladım Fransızcayı en iyi ben bilirim diye ifade ettiği halde, ki duymuşundur ben bu sözünü, haklıdır. Nitekim Balzac'tan çeviriler, tercümeler yapmıştır. Öyle bir hassasiyeti vardı ki,
yabancı kelime kullanmaktan hoşlanmazdı. Bir gün yanında bulunduğum sırada masasında bir kitap gördüm. İslam Prensipleri kitap. Güzel bir kitap. Benim de gençliğimde okuduğum, çok istifade ettiğim merhum Ali Kemal Belbiranlı'nın kitabı. Ama ayrıntı tabii önemli. Bak dedi şu kitabın ismine, İslam Prensipleri. Bu zat dedi iyi güzel yazmış. Dini bilgileri çok güzel. Ama dedi niye prensipleri? Ha, ne olacak hocam dedim. İslam esasları olacak dedi. Evet. Evet. Şimdi kelimeler bizim medeniyetimizin, irfanımızın, tarihimizin ana maddeleridir. Kelimelerle oynamak bir devletin coğrafyasıyla oynamak kadar tehlikelidir. Maalesef bu tehlikeli araziye çok müdahale edildi. Efendim, kelimelerle düşünüyoruz, kelimelerle konuşuyoruz, kelimelerle hüzünleniyoruz, kelimelerle neşeleniyoruz. Bakın bugün kelime kelimesini dahi kullanmıyoruz. Sözcük yaptık. Küçültme ekidircük yahu. Hı hı. Değil mi? Zavallı. Evet. Hayat kelimesini attık. Nerede yaşama, var, yaşama nerede yok? Diyor. Yaşam. Hayat kelimesini kim anlamıyor Allah aşkına? Ben sevdiğim bir arkadaşıma iltifatta bulunuyorum. Hayatım nasılsın? Hocam bir şey sorayım. Yaşamım nasılsın mı diyeceğim ben ona şimdi? Yüzlerce misal verebiliriz böyle. Ya bunları biz mi atıyoruz? Nasıl oluyor? Bunun değişim nasıl? Bir şey söyleyeceğim ama bilmem ki Zülfiyar'a dokunur mu? Türkiye'de hocam önce bana mı söyleseniz acaba? Türkiye'de Türkçeyi ne diyelim ihlal eden, bozan, tasfiye eden, zevksiz hale getiren sol kesim olmakla beraber sağ kesimden de bir grup onlara yardımcı olur mahiyette. Maalesef uydurukça kelimelerle yazıyorlar, söylüyorlar, konuşuyorlar bugün de. Evet, maalesef. Böyle bir topluluk var. Maalesef. Ve şu gerekçeyi ileri sürüyorlar. Efendim, gençlerin seviyesine inmek istiyoruz. Bilmiyorlar ki ilimde, sanatta seviyeye inilmez, seviye yükseltilir. Herkes öyle yapsa o zaman Türkçe diye bir şey kalmayacak. Bu tasfiye, şu tasfiye, o kelime Arapçadan geldi, bu kelime Farsçadan geldi. Hayır efendim, Osmanlıca öğrensinler, evlerine sözlük alsınlar, lügat alsınlar. Değil mi? Attila İlhan ne demişti? Güzel, tebessüm ettiniz ya. Evet. Anladım zaten. Değil sözlük, lügat. Sözlüksüz olmaz. Yani Necip Fazıl'ın lügat bir isim ver bana halimden. Değil yerine mi? Sözlüğü evet. Koyun şimdi. Evet. Sözlük bir isim ver bana halimden. Ne hale geldi şiiri. Her şey bitti. Yani evet. Mana boşaldı. Lügat çok önemli. Allah'a şükür memleket iyi durumda. Yayınlar güzelleşti. Çok güzel, çok güzel lügatlar çıkıyor şimdi. Mütercim Asım'ın lügatı. Hocam şey zaten çok ilginç. Bu kadar imkanın arasında imkansızlığı yaşıyoruz. Evet. Yani her şey var ama hiçbir şey yok. Yani. Hocam o diğer soruyu Hayati Hocam'a da sorayım oradan bir toplayarak. Bizim şahsiyetimiz, kültür şahsiyetimiz. Çalıştığım bir yerden sor ama. İrfan şahsiyetimiz diyelim. Şimdi yaşam anlamsız belki ama hayat manasız değil. Aha güzel. Hocam çok güzel. Bütün konferanslarımda min gayri haddin ve liyakatin kelam ettiğim her zeminde en az bir defa ifade ettiğim şey biraz da kastı mahsusla yapıyorum onu. Ne iş yapıyorsun Hayati Bey? Türkçeden Türkçe'ye tercüme yapıyorum. Tabii insanlar da düşünüyorlar ya bu ne garip şeydir filan. Oradan biraz ışık tutmaya çalışıyorum. Bir dilin içinde tercüme yapma ihtiyacına bizden başka maruz kalan var mı bilmiyorum. Çok iddialı olmayayım. Dünyanın hiçbir yerinde yok böyle bir şey demeyeyim ama bildiğim kadarıyla yok. Yani bu tamı tamına bir felaket. Bir defasında birkaç üst düzey yönetici dostumuz tenezzülen bizi ziyaret ettiklerinde sohbetimizde biraz fazlaca hüzünlü beyitler söylemişiz galiba. Fazla üzdük hazırını diye neşe hasıl olsun niyetiyle Nabi merhumdan bir beyit okuyup mizah cihetinden kalem kec dil mürekkep ruh siyah kağıt duru bilmem kimi etsem o şuha arzı halim yazmada mahrem deyip izah ettim. Yani Nabi merhum bir derdimi dökeceğim bir vaziyet var. İçim doldu bir mektup yazmak istiyorum ama bakıyorum kalemin ucu eğri. Sır tutmaz gibi geldi. Mürekkep yüzü kara nasıl güvenirsin? Kağıdın ise iki yüzü var. İki yüzlü kağıt falan. Hazırun haklı olarak şunu sordular.
Dediler ki, tabii isim vermemeye gayret ediyorum. Yani sorumlu da mevkideler. Dediğinizi izah ihtiyacı olmadan anlamak zorundayız ama ne yazık ki anlamadık. Sizce de bu bir felaket mi? Biz bir felakete mi maruz kaldık? Sualinde bulundu. Dedim maalesef. Yani buna felaket adını vermemek çok iyimserlik olur. Hakikaten bir facia, feci bir durum. Evet. Zaten onu soracaktım dedi. Bu felaket nasıl geldi, nasıl gider? Dedim bana mı soruyorsunuz? Yani baltayı taşa vurmayalım şimdi cevap verirken. Israr ettiklerini söyleyince dedim zaten halinizin ısrarı emir mevkiindedir. Emir edebi aşar. El emru fevkal edeb. Bendeki yani benim açımdan görünen şu. Tanzimat, ıslahat, inkılap, reform, devrim. Bu beş kelimenin etrafında yaklaşık iki asırdır. Mevcudu yıkıp da enkazın üzerinde düşünelim diye bir telakkiyle, bir aldanışla bu felakete kadar geldik. Geldik ama yiğit düştüğü yerden kalkar, çakır dikeni suladığımız yetsin, gül fidanına su salalım, tövbe edelim hep beraber. Başka da çaresi yok, kaynaklar elimizde. Dönüp bakma ihtiyacımız var. Yani eksik bir şey yok aslında. Ya birilerine kendimizi anlatmak gibi bir ihtiyacımız da yok. Ama işte üzerinde oturduğumuz sandığın çok kıymetli mücevherle dolu olduğunu hatırlayıp evet. Üstünde dilenmekten vazgeçip sandığı şöyle bir açıp efendim bizim kaynaklarımız değil mi ki mesela İngiliz tarihçi Arnold Toynbee yarım asırdan ziyade meşgul ediyor. Adama da soruyorlar yahu bu İstanbul'da her türlü eğlence fırsatı vardı yani ne arıyorsun sen bu kütüphanede tozların arasında dediklerinde. Şair-i Baki'nin memleketinde bulunduk bu yeter. Bu şehri bizden alan çocuğun da 6 yabancı dili vardı. Rumcadaki seviyesi ise şudur. Son 1000 yılda hiçbir Rum gösterilemez. Fatih'ten iyi Rumca bilen. Yani ben nerede ne okuduğumu biliyorum diyerek bir de bizi azarladı yani son derece haklı olarak. Bize ait olanı artık tekrar tanımak bir muarefe yani evet. Tanışma. Böylece irfana ulaşma gibi bir meselenin eşiğinde bulunuyoruz. Hocam bununla alakalı bir... Bir beyan okuyacağım yani bir demeç işte bir devlet büyüğü evet. Önemli bir kademe isim evet. Vermek de istemiyorum zamanında şöyle bir beyanı var ben okudum çok şaşırmıştım. En önemli meseleyi aşırı sağın teşvikinde görüyorum. Dünyanın bugünkü ihtiyacı ortadayken bizdeki aşırı sağın 5 asır önceki ilimle yetinip devrin saldırı zihniyetini bugünün bilimine, öğretimine ve bilim müesseselerine tatbik etmeye çalışmasında mahsur olmayacağını zannetmek 5 asır evvelki taassup, irtica, cehalet ortamından medet ummaktır. Yani o dedik ya hani Tanzimat'ta başlıyor. Evet, evet. Bir devlet büyüğü hani 5 asır öncesi dediği dönemde Fatih Sultan Mehmet Han'ın o dönemi evet. O dönemden medet ummak, o cehaleti, o tasavvufluğunu getirmek. Yani aslında burada işte o bahsettiğimiz devlet eliyle evet. Bir zorlama da var. İşte 1,5 yıl kadar Türk müziğinin yasaklanması. Tabii ki tesadüfen olacak şeyler değil ki herkes ne yaptığını biliyor. Bile isteye bir yok oluşa doğru sürüklemenin hunharca bir neticesi o. Eyvallah. Fakat tabii bulunduğum meclis yani beni onora etmekle beraber bir de Fransızca kelime kullanalım havamız olsun. Efendim liyakatsizliğimi de hatırlatıyor bir taraftan. Yüzyılımızda su kasidesine nazire yazmış bir üstadın hemen sağında yarım asrı kültür tarihimize vermiş bir üstadın solunda. Hocam peki bu durumda ben ne oluyorum? Ama direkt ama, stüdyoyu terk et. Ama hakikaten terk etmek bana. İktiza ediyorsa estağfurullah ediyorsa da fakat ne yaparsınız? Dert ortak. Yani eyvallah. Netice itibariyle 1000 yıldan bu yana bu coğrafyada bir geçmişimiz, bir mazimiz eyvallah. Var. Yani biz buraya dün gelmedik. Belki öncelikle onu hatırlamamız icap ediyor. Yahu kardeşim herkesin bana yaptığı muamele de bu. Sanki ben dün gelmişim. 3-4 nesilden ibaret bir geçmişim var falan. Yok öyle, öyle değil. Tuğrul Bey, Alparslan merhum Melikşah'la başlayan uzunca bir hikayede El-An 75. reisle idameyi hayat ediyoruz. Yani bu öyle çok fazla. Bir de özgüven diyorlar şimdi var ya yani kendini tanı canım ne olmuş hocam, yani. Zaten aslında orada biraz elbette, üzerinde duralım. Yani elbette. Bu milletin özgüvenini elinden almak. Yahu bizim medeniyetimizin temel taşlarından birini temsil eden şair Şeyh Galip merhum ne dedi bize öğüt, nasihat? Hoşça bak zatına kim zübde-i alemsin sen, merdümi dide-i ekvan olan ademsin sen.
Her şeyin özetinin özeti. Biraz önce üstadım aldığı hikayenin ta başı. Tam da öyledir işte yani. Pek de ateş meşrep olma. Hak olur bir gün ceset. Müstakim ol Hazreti Allah utandırmaz seni. Diyarbakırlı Sait Paşa. Pek de öyle ateş gibi davranma diyor. Çünkü topraktan geldin. Yani ateş iblisin tabiatı. Ona çekme. Babana benze. Baban gibi ol. Yani baban nasıl davrandıysa öyle davran. İkisi de emre muhalifi davranış içinde oldu mu? Oldu. Ama biri hatadan sonra, zelleden sonra gözyaşlarıyla değil mi? Kulluğunu bildi. Hazreti Adem Safiyullah aleyhisselam. Biri de hatayı müdafaa ederek bildiğimiz var yani. Secde etmedik ama biz falan filan diye. İkisi de devam ediyor işte. İki kanat. Oluklar çift birinden nur akar birinden bir. Bak baban gibi ol deyince aklıma ne geldi biliyor musunuz? Şu anda Edirne Kapı Şehitliği'ne gittim. Hayalen Mehmet Akif merhumu ziyaret ettim. Fatiha'mı okudum. Hocam biz de götürseydik. Ve hemen yanı başında yatan aziz dostu baban Ahmet Naim baban yazar kabrinde ama babanzadedir o. Efendim, Türkiye'de hadis ilmini en iyi bilen muhaddis diyebileceğimiz bir zat-ı şeriftir ki Mehmet Akif Ersoy merhumun da aziz dostlarından biridir ve babanzadenin vefatı üzerine Mehmet Akif evim barkım başıma yıkıldı. Sahabeden sonra en çok sevdiğim insan der idi babanzade Ahmet Naim için. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'den sonra en makbul hadis kitaplarıdır. Onlar da Kütüb-ü Sitte'dir, 6 büyük hadis kitabı. Onların da ikisi çok önemli. Biri Buhari, biri Müslim. Buhari'yi Arapçadan Türkçe'ye çevirmeye, tercüme etmeye başladı babanzade Ahmet Naim. Ömrü yetmedi. Efendim 3. cilde kadar tercüme edebildi ve bir öğle namazını kılarken secdede vefat etti. Babanzade Ahmet Naim. Şu benzerliklere bakınız. Akif'in aziz dostu 63 yaşında Akif vefat etti. Babanzade de 63 yaşında vefat etti. Ve babanzade ile Mehmet Akif'in kabrinin arasında herhalde bir veya iki karışlık bir mesafe var. Hı hı. Uhrevi komşu. Hemen öbür yanında da bir şairimiz yatıyor. Süleyman Nazif. İki aziz dost. Diyarbakır Sait Paşa'nın oğlu. Sait Paşa'nın oğlu. Evet. O da nevi şahsına münhasır bir insan ve Akif merhum hakkında ilk defa kitap yazanlardan biridir. Bu vesileyle söyleyeyim. Akif hakkında yazılan çok kitap olmakla beraber 3 kitap çok kıymetlidir. Hem ilk olmaları bakımından hem de Akif'i yakından tanımış olmaları bakımından. 1. Eşref Edip. Mehmet Akif Hayatı Eserleri ve 70 Muharrir'in Yazıları. Evet, evet. 2 cilttir bu. Evet. Yıllarca basılmadı. Şimdi Eşref Edip ile Mehmet Akif birlikte yaşamışlar. Birlikte mücadele etmişler. Sırat-ı Mustakimi, Sebil-ül Reşat'ı birlikte çıkarmışlar. Diğer önemli kitap Mithat Cemal Kuntay'ın Üç İstanbul mu? Mehmet Akif kitabıdır. Evet. Ve bir de Süleyman Nazif'in. Hakkını yemeyelim. Günümüzde de Akif'i eserlerini, eski deyimle söyleyeyim, efradını cami, ayarını mani, tanıtan ve sevdiren bir zat vardır ki o da Ertuğrul Düzdağ'dır. Himmeti var olsun. Şimdi onun sayesinde Sırat-ı Mustakim ve Sebil-ül Reşat mecmuaları da hocam, Latin harflerine çevrilerek cilt cilt yayınlanıyor. Şu anda 8. cilt çıktı. Bağcılar Belediyesi yapıyor bunu. Dolayısıyla yeni neslin babanzade Ahmet Naimleri, Süleyman Nazifleri, Mehmet Akifleri, Abdülaziz Mecdi Tolonları, Hasan Basri Çantayları, Ömer Ferit Kağımları çok iyi tanıması gerekiyor. Bunları tanımadan ne Akif'i doğru dürüst anlayabiliriz ne Eşref Edip Bey'i ne de İstiklal Marşı'nı. Çünkü kişi çevresinin eseridir. O sohbet şey mi şimdi konumuz sohbet. Mesela Mehmet Akif Bey'in çok sevdiği bir alim vardır ki hem mutasavvıf, hem felsefeci, hem heccav. Ömer Ferit Kam. Ömer Ferit Bey sohbete başlayınca Mehmet Akif müeddep bir talebe gibi iki elini iki dizinin üstüne kor, saatlerce dinlermiş. Bu arada Haziruğundan birisi araya girip Kahire Radyosu gibi bir şey sorduğu zaman Ferit Bey'e Mehmet Akif şöyle hafifçe manalı manalı yüzüne bakar ve şunu dermiş. Efendi silsile-i kelama sekte verdirme. Ha, sözün akışını bozma.
Bizde biraz acelecilik vardır fıtratımızda. Hemen ya araya gireriz ya da gereksiz soru sorarız. Bırak adam konuşsun. Bundan 7-8 yıl önceydi. Beni böyle sizin gibi canlı yayına çıkardılar. Sunucu arkadaş, moderatör mü diyoruz onlara? Evet efendim. Hocam evet, şimdi bana gelecek oklar diye susuyor. Yok size gelmiyor, ona gidiyor. Ona kızmıştım da sen moderatör değil programı madara ediyorsun dedim. Baktım çok soru soruyor. O zaman beni niye çağırdın kardeşim? Ha. Seninle hiçbir ilgisi yok şimdi. Eyvallah hocam. Omumi konuşuyorum. Sorular konu etrafındaysa mesele yok. Mesele yok. Konudan uzaklaşırsa asıl. Silsile-i kelama riayet var mı? Bir soru sorabilir miyim sadece? Parmak kaldıracaksın. Silsile-i manayı da bozmamak lazım. Manayı da bozmamak lazım. Evet. Onun için bizim medeniyetimiz hakikaten sohbet medeniyetidir. Bizde konferans edep kavramı yoktur. Edep de çok güzel ya. Ya o edep damarı hani aslında her şey onun üzerinde de. Aman efendim aman galiba ahir zaman bu edep mevzuna girersek çok konuşmamız lazım. Çok doğru. Edep yahu. Hocam Nurullah Hocam müsaadenizle bir soru sorsam. Tabii estağfurullah. Mecbur ki Nurullah ne demek? Allah'ın nuru şu güzel isme bak yahu. Hocam diyorum ya bu akşam Nurullah. Öyle bir deryaya düştüm ki ben. Hem Allah'ın nuru hem genç. Hoş hepimiz Allah'ın nuruyuz. İnsanlar hür oldular ama yine de Abdullah'dılar diyor. Yani, hocam eyvallah. Cemil Meriç'in sözünü işte bu yayına girerken söylediğim okuduğumda çok etkilenmiştim. Diyor ki bu ülkenin aydınlarının Tanzimat'tan bu yana düştüğü iki hastalık var. Evet. Ya aldanmak ya aldatmak. Bu ne demek? Bunun, şimdi, bu bizim medeniyetimizin kırılmasıyla, o irfan geleneğinin kırılmasıyla bir alakası var mı? Yani tabii o ifade etrafında, o ifadeyi doğuran, ortaya çıkaran hadiseleri konuşmak lazım. Ya aldatan ya da aldatılan. Yine Üstad, yani Necip, Cemil Meriç, neden diyor aydınlarımız Frenkçe laflara tutkun? Böyle bir sorusu vardır. Evet. Ve yine der ki bir yerde, emperyalizm, özellikle kültür emperyalizmi seyyaldir. Yani akıcıdır, çekicidir, alafrangadır, kaynağı bellidir, hangi kültürden geldiği bellidir. Ama ben diyor, bu yabancı dildaleye, yani bu yabancılık sevdasına tutkun sağ ve sol aydınları anlayamıyorum. Yani nereye tutkunsanız, oranın savunucusu durumuna gelirsiniz. Tabii. Batı medeniyeti ya aldatan ya da aldatılan insan tipi doğurur çünkü. İşte bunu kavrayabilmek için mevzunun etrafı, o mevzuyu doğuran, hadiseyi doğuran hadiselere gitmemiz gerekiyor. Mesela iki muhterem ve muhteşem şahsiyet aklıma geldi. Onlara müracaat etmemiz lazım. Birisi İbni Haldun'dur. Birisi de son dönem sosyologlarımızdan Erol Güngör Hoca'dır. Evet. İbni Haldun'a şundan dolayı müracaat etmemiz gerekiyor. İbni Haldun'un bir tavırlar nazariyesi vardır. Hı hı. Devletin geçtiği aşamaları anlatırken 5 tavırdan söz eder. Zafer, mutlakiyet, refah, barış ve israf tavrı. Tabii tavırlar üzerinde durmayacağım ama İbni Haldun'un özellikle israf tavrından sonra meydana gelecek hadiseyi bir tahlili vardır. Yani devlet yıkılır. Evet. Yıkılan devletin toprakları üzerinde ya yeni bir devlet kurulur, kuranlar yıkılanlarsa mesele yoktur. Kültür devam eder, hassasiyet devam eder, maneviyet devam eder. Çünkü devamı kurulmuş. Devamı olur. Eğer kurulan yeni devlet orayı işgal edenlerin kurduğu devletse dengeler bozulur. Evet. Maneviyat bozulur, ahlak alt üst olmaya başlar, birçok şey değişir. Bu analizleri devamında ben yapıyorum. Hı hı. Şimdi... Bu manada bizim topraklarımızda Osmanlı'nın yıkılışından sonra kurulan devletin temel problemlerinden birisi, meselelerinden birisi yüzünü batıya dönmek olmuştur. Evet. Yani o devleti yıkan devletlerin kültürüyle kültürlenmek gibi bir... Celladına aşık olma vaziyeti. Evet, bir problemin içerisine düşmüştür, bir meselenin içerisinde. Burada İkisini bir şey, ara bir soru sorabilir miyim? Evet. Bunu Batı mı arzu etti, biz mi Batı'ya meraklıydık? Bu bir... 200 yıl içerisinde hazırlandı zaten. Hmm. Bu birdenbire ortaya çıkabilecek bir netice değildir. Bu yıllar içerisinde çok iyi kurgulandı, hazırlandı. Biraz önceki naçiz tahlilimiz evet. Çok yanlış değil değil mi hocam? Tanzimat, ıslahat, inkılap, reform devri evet, değil, tabii birbirini ki. Takip eden. Tabii ki değil. Ve 1830 küsurda başlayan. Tabii bir, ki. Yani, ben bir anlamda sizin o silsileyi arka planıyla ifade evet, etmeye çalışıyorum. Eksik olmayın. İşte olmayı. Buna cevap veren. Hoca da bizim Erol Güngör hocamızdır. Evet. Yani bu evet. Celladına aşık olma durumu evet. Fikir ve medeniyet üzerinde yazılanda bunu görürüz. Diyor ki Erol Hoca bir yerde. Biz diyor
yüzyıllar süren, birkaç yüzyıl süren bir geri gitme hadisesi yaşadık. Hı hı. Karlofça'dan sonra özellikle. Evet. Toprak kaybettik, sınırlarımız daraldı, zihniyetimiz daraldı. Düşünce üretemedik, ürettiğimiz düşünceyi hayata geçiremedik. Ve geriye gittikçe de bize saldıran ve bizi geriletene sevdalanmaya başladık. Evet. Acaba onda nasıl bir güç var ki bizi de mağlup, bizi mağlup ediyor? Ve bu, çok uzun bu, konuşamayız, vaktimiz yok. Nihai olarak şöyle söylüyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yerle yeksan olup yıkılınca artık kendimize, kendimizden başka düşman bulamaz olduk. Çünkü bizi yıkanların ve bize saldıranların zihniyetiyle kendimizi özdeşleştirdik. Batılılaşma dediğimiz şey buradan doğdu. Ve kendimizi onlarla özdeşleştirince kendimize, kendimizden başka düşman bulamadık diyor. Şimdi böyle bir noktadan itibaren Cem İkmeriç'in söylediği aydın ne yapar sizce? Ya kendisini aldatır ya da aldatılır. Yası yok bunun. Evet. Hem aldatılan hem de aldatan bir aydın tipi buradan doğmuştur Türkiye'de. Onların aldattığı kendisinden ışık alması gerekenleri, feyz alması gerekenleri aldatan bir aydın tipi böyle doğmuştur Türkiye'de. Bir de burada gal ve modül birlikte kullanılmıyor mu? Evet. Sapık ve saptıran. Evet. Gal ve evet. modül. Tabii. Yani. Aldanan, aldatılmış aldatın. Olan aynı zamanda tabii. aldatıcı da oluyor, aldatıyor da. Böyle doğmuştur. Ben mesela yıllardır şiire emek veren bir insanım değil mi? Yani bir tek şiir dünyamıza, edebiyat dünyamıza alıversek, başından beri konuşaversek ki burada hakikaten divan edebiyatı üzerine çok iyi konuşacak dostlarım var. Şiirimiz bu noktaya nasıl geldiği konuşacak olsak, şiirde bile bu aldatmanın, ve aldatılmanın aydınlarını çok net bir şekilde görmeye başlarız. Hocam onu da konuşacağız. Tarihte görmeye başlarız. Onu soracağım. Sosyolojide size. Yani görebileceğimiz her alanda bunu görmeye başlarız. Burada bir başlarız. Şey sormak isterim. Hatta onu izlediğimde çok etkilenmiştim. Sizin bir üniversitede Erzurum'da evet. bir yabancı Amerikalı bir kişiyle bir hadise var. Evet. Bu çok evet. önemli hocam. Onu evet. paylaşırsanız. Şimdi bunu çünkü tam olarak mevzu aslında resmediyor yani. İlk defa bir canlı yayında bunu ifade edeceğim. Son derece önemli. Yani bugün Nurullah Genç diye birisi varsa onun düşünce dünyasını etkileyen bir hadisedir. Bir anlamda kendi tarihi açısından, medeniyet şahsiyeti açısından mürşidi bir Amerikalıdır Nurullah Genç'in. O söylediğiniz hadise çok önemli. Yaş 19, İngilizce öğrenmeye çalışıyorum. Dolabımın kapağına yazmışım 20 yıl sonra yönetim organizasyon profesörü olacağım diye. Yani bugünkü manası itibariyle karşılığını bulamadığımız için söyleyeyim. Vizyonumu yazmışım dolabımın kapağına. Aynı zamanda 20 yıl sonra Türkiye'nin tanıdığı bir şair olacağım diye yazmışım. Ve ikisi de oldu. Ve, yani o zaman böyle bir hocamın yardımıyla bir vizyon çalışması yapmışım. Parantez içerisine inş koymuşum inşallah. Olmazsa yani kader nasip etmedi. İlle de bu olacak diye bir şey yok diye. Tam o yıllarda 19 yaşındayken inşaatlarda çalışıyorum, fırında çalışıyorum, bir taraftan okuyorum. Ama omuzumda görünmeyen bir apolet var. Nedir o? Ne diyelim karşılık olarak bizim dünyamızdan yola çıkarsak? Bir yafta var ya da başka evet, bir şey. Evet. Az gelişmiş ülkenin insanı. Ben evet. az gelişmiş bir ülkenin peşin bir kabul. Çocuğu. Kabul. Peşin bir kabul. Sen bir az gelişmişsin. Evet. Ve aynı yıllarda işte Avrupa Ekonomik Topluluğu vardı. Hiç unutmuyorum. Evet. Avrupa Ekonomik Topluluğu'na nasıl gireriz diye sempozyumlar düzenleniyor. Şöyle girmeliyiz, böyle girmeliyiz. Ben de şöyle düşünüyorum. Biz geri kalmışız. Gelişmek için de Avrupa Ekonomik Topluluğu'na girmek zorundayız. Yani. O zaman ben İngilizce öğrenmeliyim. Evet. Ne yapıyorum? Erzurum'daki tarihi eserlerin çevresinde gidip dolaşıyorum. Turist arıyorum. Mektup arkadaşlığı. Mektup arkadaşlığı elde edeyim diye. Evet. Ama hiçbir turistin yanına ben omuzları dik yaklaşamıyorum. Böyle yaklaşıyorum. Evet. Hello, hi demeye çalışıyorum. Tepeden bakıyor adam bana. Yıllar o yıllar. Kütüphanede oturuyorum. Arkadaşlar geldi, dediler ki Joshua diye bir Amerikalı yüksek mimar geldi. Aşağıda konuşmaya çalışıyoruz. Başaramadık. Sen konuş. Arkadaşlarımı muhabbetle selamlıyorum. Onların maksadı da başka. Ben dolabımın kapağına yazmışım ya 20 yıl sonra diye. Evet. Keşke yazmaz olsaydım. Çünkü bir hafta sonra meşhur oldum. Sınıfa giriyorum, ey yüce şair hoş geldi. kantine giriyorum, vay profesör geldi falan diye. Bu beni incitiyor da bir taraftan. Ama hepsi benim çok sevdiğim kardeşlerim. Sonradan helallik isteyenler de oldu. Çünkü kırıldığım da olmuştur bu minvalde. Münzevi, mahrem ve münzevi oradan çıktı. Münzevi yaşıyorum. Kütüphanede kendi başıma işte tercümeler yapıyorum. Kalk konuş da görelim dedi birisi. Ben de artık mecbur kaldım.
İngilizce konuşmayı bilmiyorum. Çat pat bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Ha, bugün biliyor muyum? Bugün de tam bilmiyorum. İndim aşağı. Hello, hi. Joshua dedi ki, bu bana yeter Mr. Genç. Siz dağılabilirsiniz. Onları dağıttı. 2 saat yardımını istiyorum dedi. Ücretini ödeyeceğim. Buyurun dedim. Bana dedi Erzurum'daki tarihi eserleri anlattı. Ya. Sevindim. Hı hı. Tamam dedim hemen. Çünkü mektup arkadaşı oluruz. Joshua ile yazışırız diye. O aşağılık kompleksiyle tamam dedim. 2 metre boyunda bir adam. 1.65 benim boyum. Tepeden bakıyor bana. Sarışın gözlüklü birisi. Tasvir ediyorum çünkü neyle baş başa olduğumuzu bilelim. Sonra hatırıma geldi ki ben Erzurum'un tarihi eserlerini bilmiyorum ki. Allah. Ben Joshua'ya ne anlatacağım? Allah. Ne kadar acı değil mi? Evet. Ya. Ve hemen bir çözüm buldum kendi dünyamda. Bir hal yolu oluşturdum. Dedim ki işim var, bana 2 saat süre verir misiniz? Ben 2 saat içerisinde işimi halledip geleyim. Olur dedi, ben burada beklerim dedi. Gidin gelin. O arada da satranç takımları falan var. Arkadaşlar satranç oynuyorlar. Oturmuş masaya, bütün herkes de yenmiş orada. 2 saat sonra gittim dediler, bizi dağıttı satrançta. Ben onun şeyiyle daha sonra satranç öğrendim. Satranç oynadım. Türkiye Ligi'nde falan oynadım o yüzden. Böyle ısrarla satranç öğrenecek. Bir ara hocam. Beni de yendim. Bir ara oynayalım. Oynayalım hocam. Lütfen. Evet. Bu işin muhabbeti. Şimdi ben başladım ona tarihi eserleri anlatmaya güya. 2 gün sürdü yolculuğumuz. Baktım ki ben ona bir şey anlatamıyorum. O bana tarihi eserleri anlatıyor. O meğer kronolojik bilginin ötesinde bir şeyler istiyor benden. Aslında yani, o ruhu merak ediyor. O ruhu merak ediyor. Bu eserler nasıl yapıldı? Yani benden şunu istiyor. Mimar her taşı yerine koyarken bir bismillah neden çektirdi? Ya. Bunu istiyor benden. Ben bunları bilmiyorum ki. Ya. Ne yaptım ben? Telafi edebilmek için harçlıklarımı harcadım. 2 gün bizim Joshua'ya her türlü ikramda bulundum. Erzurum'un yerel yemeklerini, cağ kebabını, kadayıf dolmasını. Her defasında cüzdanını eline atıyor, durduruyorum. Çünkü o bana anlatıyor. Ayrılacağız 2 günün sonunda. Yakutiye Medresesi'nin önünde duruyoruz, Çinli Medrese. Dedim ki, teşekkür etti, ben teşekkür ettim. Dedi ki, sana da Erzurum'un bayağı epey bir tarih eserlerini anlattım dedi. Epeyce bir öğrenmiş oldun. Ben tabii biraz büzüldüm böyle deyince. Çünkü o anlattı bana. O da anlayamadığım yerleri basit kelimelerle ifade etmeye çalışıyor. Anlayamadığımı da anlayınca. Düştüğüm hali bu. Yazışalım dedim. İşte mevzu burada farklı bir hal kazandı. Dedi ki ben sana yazmam. Neden dedim? Çünkü dedi sen yazılmaya layık bir adam değilsin. Ben çok üzüldüm bir anda. Nasıl böyle söylersiniz dedim yani. Mektup arkadaşı olalım. Birlikte yazalım birbirimize. Satranç oynarken adresinizi vermiştiniz. Ben size yazayım siz de bana yazın. Ha sen yaz dedi ben sana yazarım. Ama ben sana yazmam durduğum yerde. Ben bu sefer biraz daha öfkelendim. Neden dedim? Çünkü dedi yazılmaya layık adam değilsin. Peki bunu izah edin. Benim bildiğim üzere dedim bir Amerikalı bir yerde hürmet ikram görürse döndüğünde en azından bir teşekkür mektubu yazar. Doğru dedi. Nereden biliyorsun? Amerikan romanlarından biliyorum dedim. Amerikan romanlarını nereden biliyorsun dedi. Dedim Steinbeck'i okuyorum şu anda, Nobel ödüllü yazarınız. Klasikleri okudum ben. Hangi romanlar var dedi, bir de imtihan etti beni. İşte Fareler ve İnsanlar var, Gazap Üzümleri var. Fareler ve insanların kahramanları kimler dedi. Ya inanmıyor hala okuduğuma. Ben de o arada böyle bir cince bir şey aklıma geldi. Fareler ve insanların 2 tane kahramanı vardır, esas kahramanı. Lenny böyle uzun boylu, iri yarı bir adamdır ve George kısa boylu bir adam. Ama George böyle zekileri temsil eder, Lenny saf tipleri temsil eder. Hemen dedim ki işte Lenny var, George var. Lenny size benziyor, George bana benziyor. Bu bir güldü, sonra dedi ki şimdi tersine döndü dünya dedi. Ve sizin topraklarda böyle değil dedi. Yukarıdakiler daha akıllı. Sana neden yazmam? Çok bozulduğumu gördü. Ağlayacağım neredeyse. Sana neden yazmam dedi. Söyleyeyim bak dedi. Buyurun dedi. İşte çantasını açtı. Bosna'nın adını ilk defa ben Joshua'dan duydum. 19 yaşında. Bosna Hersek'ten Gazi Hüsrev Medresesi miydi? Gazi Hüsrev Medresesi'ni aldı. 45-50 dakika bana fotoğraflarla, çizimlerle Selimiye'ye kadar getirerek, Mimar Sinan'ı anlatarak, İstanbul'a getirip, Antep'ten, Maraş'tan, Kayseri'den, Sivas'tan, hocam Amerikalı bizden daha dertli ya. Erzurum'a getirerek, bizim bütün tarihi birikimimizi, eserlerimizi mimari bir dille anlattı adam. Erzurum'u yeniden anlatmayayım dedi, zaten anlattım. Sebebi nedir onun Erzurum'a gelişinin sebebi? Doğu Beyazıt'taki İshak Paşa Sarayı üzerine bir yüksek lisans tezi yapmak. 7 ay kalacak orada. Ve ne dedi biliyor musunuz? Sen bu sarayı duymuş muydun? Duymamıştım dedim.
Dedi ki bu saray döneminde kalorifer teşkilatına sahip tek binaydı dedi yeryüzünde. Evet. Ve sen dedi bunları bilmiyorsun. Bak sen dedi ataların ne yapmış bilmiyorsun. Ama sen ne yapmışsın sana göstereyim. Onlar olsaydı yazardım dedi. Mimar Sinan olsaydı yazardım. Gelir eline de eğilirdim dedi. Saygıyla eğilirdim önünde. Ama sana yazmam dedi. Çünkü onlar bunları yapmış. Sen ne yapmışsın dedi. Elimi sıktı böyle bileğimi. Hiç unutmuyorum. Bu sol bileğim hala acır. Erzurum'un sokaklarına daldı. Bana bizim şu son 40-50 yılda, 100 yılda yaptığımız binaları gösterdi. Bak dedi işte bunu yapmışsın. Rengi neydi belirsiz evler. Hangi mimari ölçülerle yapıldığı belli olmayan, tıpkı bir gecede uydurduğumuz kelimelere benzeyen binalar. Evet. Onları gösterdi. Ruhsuz. Evet, daha da acısı üç günbetler vardır Erzurum'daki kardeşlerim, hemşerilerim. Bilir gidenler de bilir. Beni üç günbetlerin yanına götürdü. Bak dedi çiçekler gibi üç tane günbet kurmuş ataların. Sen de bunları yapmışsın. Maalesef tasvir etmek bile istemiyorum. Şu kadarını söyleyeyim. Üç günbetlerin etrafı pisliklerle doluydu. Maalesef. Hayvan pislikleri maalesef. Ve çocuk pislikleri. Belediyecilik de yoktu o zaman çünkü. Neyimiz vardı ki? Onları gösterdi. Sen dedi bunu yapmışsın. Ataların evet üç günbetler evet. Karşımda. Evet. Ataların bunu yapmış dedi. Sen yazılmaya layık bir adam değilsin. Dedi ve gitti. 19 yaşındaki bir gencin omuzlarına büyük bir ağır bir yük koydu. Ben üç günbetlerin yanında çöktüm. Bir süre kaldım. Ağlamak istedim ağlayamadım. Ayağa kalktım dedim ki şiirle uğraşıyorsun. Tarihi seviyorsun. Baştan alacaksın Hazreti Adem'den bu tarafa. Ataların neler yapmış bunları öğreneceksin dedim. O gün bugündür bunun mücadelesini veriyorum. İşte irfan dememiz bundandı. Evet. Kültür dememiz bundandı. Biz bu endazeyi kaybettik. Joshua Dadili yanlış mı söylüyor? Yanlış mı söylüyor? Hayır. Nihai kelam. Kağıthane Belediye Başkanımızın kulakları çınlasın. Kağıthane'ye ilk gittiğimde dedim ki iki defa gezdim Kağıthane'yi. Yanlış hatırlamıyorsam tarihi eserlerde 400'e yakın eserin adı geçiyor Kağıthane'de. Bunlar nerede dedim. Başkan Bey Fazlı Bey bana bir albüm verdi kütüphanemde şu anda. Hocam dedi yaklaşık 370'ini tespit ettik. Alttaki eski fotoğrafı, üstteki yeni fotoğrafı. Biz tarihi bir çeşmeyi bozup, af buyurunu tuvalet yapmış bizim bir milletiz. Sarayın taşlarından gecekondu yapmışız. Fotoğrafları var orada. Neleri yıkmamışız ki? İşte bu Joshua'nın dediği şey. Atalarımız yapmış, biz son 100 yılda arşivlerimizi 15 kuruşa satacak kadar yıkmaya çalışmışız. Biz dediğimiz kim? İşte dille, çeşitli yollarla İrfanından, medeniyetinin şahsiyetinden uzak kalmış insan tipleridir bunu yapan. Yabancılaştırılmış insan tipleridir. Bugün bunu konuşuyoruz. Bunu çözmemiz lazım. Onun için bizim iyi bir irfan hocam onu nasıl çözeriz sorusu inşasına Hayat ihtiyacımız var. Evet. Şöyle sormak istiyorum Hayat Hocam. Yani Nurul Hocam anlattığı hikayeden de Süleymaniye'yi yapan bir dedenin torunlarıyız. Şimdi ne Süleymaniye yapabiliyoruz ne de Süleyman'ın hakkını yad edebiliyoruz. Nasıl bu kadar afyonlaştı bu zihinler? Ve bu afyonu, bu zihindeki bu kelepçeleri kırmak için ne gerekiyor? Hocam konuşurken iki şairden birer beyt ziyaret etti. Sahiplerini yad etme niyetiyle arz edeyim. Birisi 1884'te vefat eden Yahya Kemal'in doğduğu sene Yenişehirli Avni Bey. Bin safsata bir mısra-i berceste ya değmez, indim de esatiri felatun hezeyandır. O zamanlar Batı'ya hayranlık ufak ufak ayak sesi duyulmaya başladığı için muazzam bir reaksiyon gösteriyor Avni Bey merhum şair. Onların ki safsata diyor bin tanesini bir araya getirsen bizim üstadların bir mısrağına değmez diyor. İndim de esatiri felatun hezayandır hepsini masal mevkine koyup falan gayet güzel bir duruş gösteriyor. İkinci şair, üçüncü Murat merhum, sultan şairlerimiz içinde en mühim yeri işgal eden ilk üçte veya ilk beşte diyebiliriz rahatlıkla. Muradi mahlasıyla yazdığı gazellerden birinde şu beyte yer vermiş. Yey tutarsa ger zaban bil serdahi tutar karar, ne gelirse nikübet her kişiye dilden durur. Diline dikkat et diyor, kullandığın kelimeler seni tayin eder diyor. Neyi çok anıyorsan gönlün oraya bağlanır diyor. Çünkü insan sevdiğini anar, andığını sever. Biz klasik dönemimizde yani geriye doğru 150 yılı hariç tutarak klasik dönem diyelim acemi bir tanımlamayla. Klasik dönemimizde sevdiğimizi andık, başımız dik yaşadık. Sonra
andığımızı sevmeye başladık. Çünkü yanlış şeyler anmaya başladık. Peki ne yaptık, onu nasıl özetleyelim denilirse, yine amatör acemi tespitle şunu arz edeyim. Biz bu noktada galiba ihlal edene ihmalle iştirak ettik. İhlale ihmalle katıldık. Bunda kastımız yoktu belki. Yani ama sendeledik işte. Yani artık ümidimiz şöyle bir batıya benzeyelim de ne kadar benzeyelim. Yani dereceleme bu şekilde. O dönemin aydınlarına şöyle bakıyorsunuz. Ondan bir kaçış yok ama. Bir kısmı diyor ki dini dahil değil. İşte Abdullah Cevdet ve evet. Şürekası. Bir kısmı diyor ki ya o kadar da değil falan ama filan işte şunu alalım, şu kadarını alalım, bu kadarını almayalım. Batı medeni yahu Batı medeniyeti lafı dahi doğru değil. Batı hiçbir zaman medeni olmadı. Yani bir dakika yani. İşte görüyoruz imkan ele geçti. Batı uygarlığı diyelim. Ya aha, uygarlık hak ediyor. Umran'dan uygarlığa diye rahmetli boşuna demediydi kitabının adına yani. Umran dersin içi doludur. Bize tevbe lazım. Bize gözyaşı lazım. Bize yani Jasuka mıydı efendim bir isim. Yani enteresan bir şok. Yani demek ki İşte Cenab-ı Hak dinini facir kimselerle de kuvvetlendirir. Evet. Yeri geliyor onun eliyle size öyle bir tabii, ikaz ki. Tabii. İyi ki öyle olmuş yani. Hepimize böyle bir tatlı şok. Yani çok ağır bir ceza hak etmiş olmakla beraber verilmemesi ümidiyle, arzıyla, istirhamıyla Hak Teala'dan evet. İstirham ediyorum, dua ediyorum. Yani bir program yapmıştım da hayret ile hayranlık. Kelimeleri üzerinde hasbihal edelim falan diye radyo programı 3 saat canlı lafla dolduracaksın. Ne bulacaksın o kadar konuşacak? Bari arayanlar hiç olmazsa bir şey söylerken ya hayrete ya hayranlığa taallük etsin dedim. Bir dinleyicimiz Özbekistan'dan gelmiş, uzakta olmanın İstanbul sevdasıyla geçen bir ömrün 30 yılından sonra İstanbul'u tanımanın sevinci içinde geziyor sokaklarda, her yerde mest oluyor, hayran oluyor. Vecd içinde programa katkısı şu oldu. Ecdadın yaptıklarını hayranlıkla seyrederken sokaktakileri hayretle görüyorum. Yani biz artık öyle de bir şey ki yani sanki şu son dönemde mesuliyetimizi idrak eder gibi olduk sanki. Sanki fark eder gibiyiz ki Türkiye'den çok büyük. Bir gönül coğrafyamız var ve hatırı sayılır. Bir ufku temsil ediyor. Çok uzak yani. Çok uzaklarda. Hocam gönül coğrafyası olmayan da etkileniyor. İşte bir Amerikalı örneği. Yani hani gönül coğrafyasının da dışına taşmış artık bir bizi, medeniyetten. Bizi yavaş yavaş, ya bizim, önemli olan bizim anlamamızdı. Bir son dönemde bu hususta işaretler, beşaretler görüyorum. Yani hissi planda. Hissi planda. Yahu biz pek de tanıdığımız gibi değilmişiz galiba. Filan gibilerden. Yani sağımız solumuz anlatılan bizi ilgilendiriyor. Gibi. Yani nerede olup bitenler, sızı duyuyor, acı duyuyor, ya ne yapabiliriz falan. Herhalde kendine medeniyet diyerek uygarlık daha doğru adlandı Batı. Yani malzemeyi de tüketti. Yani öyle bir noktaya geldi ki artık geçmişte olduğu gibi tekrar arayış onlardaydı, şimdi bizde olacak. Ve muazzam bir modelin mirasçısıyız, biz bunu çok kolay buluruz. Hocam onu ikinci bölümde bir konuşalım. O nasıl değil. Buluruz'u? Kahve sever misiniz hocam? Tabii ki. Kim sevmez? Şimdi şeydir, bizde adettir. Reklama gidiyoruz değil de böyle üslubunca hani kahve... Numara yapıyoruz yani. Beni konuşturmadan araya gidemezsin. Hocam ikinci bölümde bir soru soracağım. Siz de başlasak olur mu? Hemen gidiyor muyuz? Hemen gidiyoruz. Tamam. Yani kahveler hazırmış, o yüzden hemen gitmemiz gerekiyor. O başta dediğim kültür vardı ya, Hazreti Adem'le evet, İblis'le evet, başlayan evet. Kültür. Hocam şeyi soracağım. Dün müydü, önceki gün mü Almanya Başbakanı'nın Afrika'da günah işledik diye bir cümlesi vardı. Onun üzerine biraz konuşalım. Onu konuşalım. Bir de bu estetik anlayışımızı, bir şehir bilinci, onu da bir ikinci bölümde, oradan da dile doğru. Konuşalım. Gerek Nurullah Bey'in, gerekse Hayati kardeşimin sözlerini tamamlayıcı, mütemmim kabilinden bazı hususları söylemek istiyorum ki, tamam. Avrupalı merak konusunda bizden maalesef biraz ileri. Biz merakımızı yitirdik. İşte merakı yitirdik. Evet. Dediği doğru. Ben de karıştım böyle şeylerle. Evet. Hocam bir ara kahveyi bekletmeyelim. Ufak bir kahve arası. Sonrasında biz buradayız. Mevzu mühim. Siz de kahvenizi alın bekleyin. Efendim tekrardan merhabalar. Konuşacaklarımız var ve biz karşınızdayız. Ama bu akşam konuşacaklarımız var demiyoruz. Bizim bu akşam kıymetli konuklarımla muhabbet edeceğimiz hususlar var. Tam bir muhabbet meclisi. Sizden tek farkım muhabbeti canlı izlemek. Çok böyle soru sorup da araya girmek değil.
Çünkü kendimi şöyle gördüm ilk bölümde. Tam bir deryaya düşmüş. O deryadan nasipdar olmaya çalışan bir fakir, bir kardeşiniz. Kahvelerimizi aldık. İnşallah siz almışsınızdır ki aynı ağız tadıyla dinleyelim muhabbeti. Kimler bizlerle birlikte? Bir hatırlatmak babında. Profesör Doktor Nurullah Genç, Hayati İnanç ve Dursun Gürlek bu akşam bizlerle birlikte. Dursun Hocam, tam size bir soru soracağım sırada arkadaşlar kahve hazır dediler, gittik. Kahvesiz de sohbet olmaz zaten. Yani kültür tarihimizde, yine kullanacağım ben bu kültürü. İrfan. Kültür tarihimizde yani o yerleşmiş artık. Kahvenin, çayın ama münhasıran kahvenin altı, çok altı fazla yeri var. Eyvallah. Kahve sohbetleri, İstanbul kahveleri, kahve üzerine söylenmiş şiirler, anlatılan fıkralar, efendim kahveyle ilgili anekdotlar. Eski paşalardan biri kahveyi kallavi fincanda içermiş. Efendim fakat onun kallavi fincanda kahveyi içmesi yarım saat sürermiş. Efendim paşa hazretlerinin kahvesini takdim eden katip de kahve bitene kadar el pençe divan durmak mecburiyetindeymiş karşısında. Paşa merhum o kallavi fincanını şöyle ağzına götürüp kahveden bir yudum çektikten sonra hocam şekerleme yapalım. Yaparmış. Öyle şekerleme. 3-5 dakika öyle geçiyor. Uyanıyor, bir yudum daha çekiyor, yine şekerleme yapıyor. Kahve 15 dakikada bitmiyor o zaman. Adam ayakta duruyor. Bir gün böyle, iki gün böyle. Yine bir gün kahvesini getirmiş paşanın. Önceden hazırladığı çubuğu da yanına almış. Çubuk deyince gençler anlamaz şimdi. Eskiden böyle uzun çubuklar vardı. Ucunda sigara takılı. Öyle çubuk. Öyle bir çubuk. Paşa'ya takdim etmiş kallavi kahvesini o büyük fincanda. Paşa yine mutat hareketi üzere bir yudum çektikten sonra gitmiş. Efendim tam o uyku esnasında. Mürgülemiş. Eskiler böyle. Uykudan istifade ederek önceden hazırladığı çubuğu yavaşça katip uzatmış çubuğun ucunu fincana, kendisi orada deyince bütün kahveyi çekmiş. Paşa uyanıp tekrar ikinci yudumu çekeceği zaman fesübhanallah ne çabuk içmişim demiş. Bir kahve anekdotu. Daha çok kahveler kitabı var. Salah Birsel'in. Hacı kahveniz olsun. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun hocam. Ben okudum bu kitabı. Peki, Salah Birsel'in. Bir şey sorabilir miyim Onur Bey? Kahveyi anlattı da. Bu kahveden önce ve sonra su içmenin hikmeti nedir? Hocam ben onu şöyle duydum. Yanlışsa bir anlatayım. Estağfurullah, buyurun. Bir şey diye. Mesela şimdi kahve içiyoruz ya. Kahve her içtiğimizde bu koyu tabaka yani katı tabaka dilin o tat alma açılarını kapatıyor. Bir sonraki yudumda kahvenin tadını alamayacağımız için arada su ile o tat almaç hücreleri mi diyelim artık şeyleri açıyoruz hocam. Ve bunu periyodik olarak işte bir kahve bir su, bir kahve bir su her defasında o tat alma bölgemizi açıyoruz. Yani. Bu kadar şey. Doğru mu hocam? Öyle biliyorum, ben de öyle bu biliyorum. Bu kadar şey düşünmedim. Yani hep kahveden önce ve sonra su içmeyi. Ya böyle de olmamalı. Yani kahvenin telvesi, acısı falan bunun arkasında bir şey olmalı diye düşünüyordum. Bir kaynakta rastladım. Sarayda kahve çok pahalı olduğu için o dönemlerde yasaklanır. Yasaklı hale geldiğinden dolayı ve gerekçesi de israfa girmektedir efendim. Onun için kahve içmek yasaktır dendiği için israf olan bir şeyde haram olacağından dolayı harama da besmele çekmek doğru olmayacağı için. Önce su için. Hala sarayda bulunan kahveler nasıl içilecek diye bir yol aranırken. Evet. Üstadın Şeyhülislam'ın su için önce besmeleyi ona çekin. Ve sonradan da su için elhamdülillah de ona deyin. Ben çıktığını okudum. Muhtemelen o Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'dir. Yani ben artık ismini de vermeyeyim dedim ama. Önce fetva erimiş. Böyle bir fetva verilmiş. İçilmez diye. Evet. Derler ki sonra kendisi tatmış güzelmiş, caizdir demiş. İşte o, ama besmeleyi de çekmek için suyu. O tedbirdir efendim. Tedbir. Çok ilginç hocam. Bu da yani değişik. Kahve üzerine bu kadar kısa konuşma yeter yani. Hocam çok değişik yani. Öyle bir şeyiz ki. Hani bir öyle bir var farklı bir medeniyetiz ki. Sen sorularını falan unuttun. Yok hocam zaten bu sorular şey hani demesinler ki yahu sunucuya bak çalışmadan çıkmış. Ha demesinler. Demesinler diye. Yani şunun için söyledim Orhan kardeşim bak bir kahve üzerine bile bizim. Hocam işte onun İrfanımızın, medeniyetimizin neleri var kardeşim. Yani geniş bir yelpazesi evet, var ve dakikalarca konuşabiliyoruz. Onun adabı var bir de.
kahve içmeyi nadir. Mevzunun çaya intikal etmesi halinde sabaha kadar burada olmamız icap eder. Yani değil mi? Hocam zaten korkumam. Oraya bir sıçrarsa çay kadeh dediği de hıfrız olmalı. Asr-ı saadette olsaydı sünnet olurdu. Eyvallah. Velhasıl hayatı duyarak yaşamış yani medeniyet, kültür o demek değil mi bir yerde evet, de? Evet, yani evet. Manasını kavrayarak, lezzetini alarak, ne yapıyorsa onu candan yaparak, güzellikle yaparak. Böyle güzel, biz çok hızlandık. Bir zihin. Telaş yani. Şimdi artık Kemal Sayar çok güzel söylüyor bununla alakalı. Yani yanlış olmasa ama hız afyondur, biraz yavaşlayın. Emin ya. Yazısı olması lazım. Çok doğru. Kemal Sayar. Çok doğru. Ben de diyorum ki yavaş yavaş acele edelim. Yavaş yavaş acele edelim. Her mesela başladı. Biz onun gitmiyoruz, sebebi. Koşuyoruz. Evet. Yemek yemiyoruz, tıkınıyoruz. Hocam günler de böyle kesin. Konuşmuyoruz, işte. Kavga ediyoruz. Değil mi? Böyle bir sirkülasyona tabi. Hocam savunuyoruz SLM, yani. MLB, NBR. Evet. Bundan ibaretiz artık. Ya. Yani kendimize vakit ayırmıyoruz. Allah ölenlerine şehirde rahmet yalnız. Etsin. Kalanlarına selamet versin, şairlere bakalım yani. Onlar bizi yani tatlı tatlı yavaş yavaş yaşadılar. Şu Erol'dan bir zat-ı şerif konuşuyor. Ben şairleri çok severim. Yalnız bugün şeyden çok bahsettik. Cemil Meriç'ten, evet. Tanzimat'tan evet, beri bozulduk. Evet. Müsaade ederseniz bir evet, dakika içinde hatıramı anlatayım. Bu Tanzimat hikayesiyle alakalı. Üniversite yılları 1978, efendim işte... Eğitim hayatının sonuna geldik. 5 kişilik bir meraklı öğrenci grubumuz var. Bu meyanda Necip Fazıl'la beraber Cemil Meriç'i de ziyaret ettik. Evine gittik biraz çekinerek, biraz heyecanlanarak. Sert adamlar çünkü. Efendim, Göztepe Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi No. 4/1. Gittik, takkı bab ettik. İçeri girdim ki Cemil Meriç üzerinde, yine Fransızca kelime kullanacağız, Rab de Chambre. Rab de Chambre. Evet, oturuyor böyle kalın bir koltukta. Bir anda kendimi seviyordu Fransızları. Bibliotek Nasyonel'de zannettim. Meşhur kütüphane, her taraf kitap dolu böyle. Arapça, Osmanlıca, Fransızca, İngilizce, mücellet kitaplar. Yeni böyle delikanlılar, gençler mücellet kitapları anlamaz değil mi? Mücellet, ciltli kitaplar. Ciltlenmiş, evet. Osmanlı mücellet kitap kullanmayı sever. Ciltsiz kitaba çıplak adam gözüyle bakar. Ben bunu kendime şiar edindiğim için kitaplarımın %70-80'i mücellettir. Cenab-ı İyi bir ciltçim var. Cenab-ı Hak bakiyesini de nasip etsin efendim. Amin, amin. Efendim içeri böyle her taraf kitap. Çok heyecanlandım, çok duygulandım. Neyse kahveler geldi, çaylar, oturduk, konuştuk efendim. Fakiriniz heyecanlandı ve üstadın o yıllarda Kubbealtı Akademi Mecmuası'nda yayınlanan Müstaripler başlığıyla yayınlanan bir makalesini daha önce defalarca okuduğumdan gayri ihtiyari ezberimde kalmış. Yoksa şiir ezberler gibi nesir ezberlenmez malum. 3,5 sayfa o makale. O makaleyi sonuna kadar okudum ezberden. Şöyle başlıyordu, hepsini okumayacağım. Tanzimat uçuruma açılan bir dehliz. Bu tereddiler berzahın da düşe kalka ilerleyen kervanın öncüsü ulema değil artık. 3-5 şair, 1-2 gazeteci. Yani bir avuç kalem efendisi. Hepsinin ortak vasfı batıcılık. Onun için onlara müstarip diyoruz. Birer çocuktu ilk müstaripler. Şımarık, hayalperest. Mefhumlarla ve müesseselerle oynuyorlardı. Binbir hayalle yelken açtıkları küfür diyarından... Kanatları kırık, kalpleri mahzun döndüler. Kimdi Mustafa Reşit Paşa? İngiliz emperyalizminin zıpçıklı bir temsilcisi. Evet. Diye başlayan makaleyi hocam, sonuna kadar okuyacağım. Özetledi yahu. Allah Allah. Şöyle bütün kalktı mevzuyu. Hocam. Allah Allah. Heyecanlandı. Fevziye, Fevziye bak dedi. Şakirtlerim yetişmiş dedi. Artık ölsem de gözlerim açık gitmez dedi ve kulağıma eğildi. Oğlum sen boş zamanlarında gelip bana yardım eder misin dedi. Hıy, yetmez olur muyum? Memnuniyetle ve tabiri caizse işte o tarihten itibaren üstada kapılandım. Efendim, aşağı yukarı hangi yıllara? İşte 1978, evet. Ölümüne kadar yaklaşık 9 yıl. 9 yıl. Yazılarını yazdık. Sıklık nedir? Gibi. Haftada bir gibi mi mesela? Haftada bir ama mutat dışı işte gece bile giderdim. Oraya devam eden bir iki tanıdığım daha oldu da yani var, onları var. Kıskanıyorum. Başka arkadaşlar, rahmetli Sedat gelir, Muhsin Demirel gelirdi, Necmettin Şahiner gelirdi, Mehmet Paksu gelirdi. Sol kesimden gelen vardı. Mesela hocanın bir Fransız filolojisinden böyle canla başla konuştuğu, samimi olarak konuştuğu bir arkadaşı vardı. Profesör Berke Vardar.
Efendim çok iyi Fransızca bilirdi ve çok iyi uydurukça konuşurdu. Uydurukça iyi dinlenir mi ya? Fena halde uydurukça konuşurdu. Halbuki üstad dil konusunda çok muhafazakardı. Fakat senli benli oldukları için arada sırada berke vardır azalırdı. Hay senin dilini falan. Böyle. Yaşak arasız olsun. İnsanların da hoşuna giderdi Cemil Meriç'in böyle tarizleri, efendim hatta azallamaları ben de itiraf ederim. Üstad şimdi hayatta olsa da bana kızsa. Ki Osmanlıca kelimelerde mümkün olduğu kadar hata yapmam. Ufak tefek yaparsam anında düzeltir. Sert, mizaçlı bir insan çok fazla gülmez fakat hep güldürürdü. Nevi şahsına münhasır. İşte Tanzimat onun o tahlili, o makale çok mühimdir. Kitaplarından birini aldı zaten bunu. Evet. Her şey o zaman başladı. Ha diyeceksiniz ki Tanzimat'ın hiç iyi yönü yok mu? Elbette var. Huzma, sefa, dama, keder. Ölçümüz o olmalı. İyisini al, kötüsünü at. Toptancılık yok kardeşim bizde. İnsanları değerlendirirken de aynı ölçü üzere hareket edeceğiz. İyi taraftan olacak. Tabii. Mustafa Reşit Paşa mesela Tanzimat'ı ilan eden sevilmez bizde. Ama onun da iyi yönleri var. Eğer Mustafa Reşit Paşa olmasaydı Cevdet Paşa olmazdı. Çünkü Cevdet Paşa'ya o imkanı veren, o maddi ve manevi imkanı temin eden bu Tanzimat Paşa'sıdır. O 12 ciltlik tarihi Cevdet'i yazma emrini aldığı zaman Ahmet Cevdet Paşa biraz düşünmeye başladı. Çok kuvvetli bir tarihçi olmasına rağmen öyle ya, hacimli bir kitap. Düşündüğünü görünce Mustafa Reşit Paşa, hayrola Paşa Hazretleri. Dedi böyle bir görev aldım ama kaynak sıkıntısı çekiyorum. Hemen elinden tuttu Cevdet Paşa'nın Mustafa Reşit Paşa. Şeyhülislam Arif Hikmet'in yanına götürdü. Şeyhülislam Arif Hikmet Efendi kütüphanesinin zenginliğiyle iştihar etmiş, meşhur olmuş bir zat. Durumu anlattı ve dedi ki Şeyhülislam Arif Hikmet Efendi işte kütüphanemin anahtarı paşa. Sana teslim ediyorum. Gece gündüz kütüphanem emrinde. Hiçbir şartım yok. Adama babası yapmaz. Yalnız bir şartım var. Merak etti şimdi. Ahmet Cevdet Paşa. Nedir babası? Aldığın kitabı yerine koyacaksın dedi. Ama çok önemli. Basit almayın. Bu da çok ağır bir şart. Evet. Tabii. Ben onu kendi kütüphanemden bilirim. Kitap var bulamıyorum bazen. Saatlerce ara dur. Önce nizam, intizam. Şimdi Ahmet Hamdi Tanpınar 19. asır Türk Edebiyatı Tarihi isimli kitabında Cevdet Paşa'yı anlatırken diyor ki Cevdet Paşa işte o kütüphaneye girip eserlerini yazmaya başlayınca o zengin kütüphaneye dalınca şimdi kendimi peynir tulumundaki fare gibi hissettim diyor. Mutlu oldum diyor yani. Ve 12 ciltlik tarihi Cevdet'in kaynağı işte bu Şeyhülislam Arif Hikmet'in kütüphanesidir ki bu da ikidir. Medine'deki Şeyhülislam Arif Hikmet Kütüphanesi var biliyorsunuz. Evet. Rahmetli üstadımız Ali Ulvi Kurucu yıllarca orada hafızı kütüplük yaptı. Ve izleyicilerimiz belki merak ederler. Şeyhülislam Arif Hikmet Efendi İstanbul'da Bağlar başından Kadıköy'e giderken Nuh Kuyusu Caddesi'nde sağdaki hazirede yatıyor. Bu kadar meşgul oldum. İstanbul'da meşhur zatların genelde nerede yattıklarını teettüben. Yani bilirim ama kendim nerede yatacağım onu bilmiyorum. İnşallah güzel yatarsınız hocam, üstadım. Mühim olan o. Ama demiyorsunuz İnşallah. Ki Allah gecinden versin. Ne demek güzel yatarsınız? Benim ölmemi İnşallah. Mi istiyorsunuz? İnşallah. Bir talebem bana öyle dua etti efendim. Bana öyle dua mi? Eder misiniz dedim de talebem dedi ki hocam dedi. Hocam Şair Nabi çok derine girdi korkuyorum girmeye. Şair Nabi'yi çok sevdiğinizi anladım dedi talebe. Lise talebesi. Dua istiyoruz. Sevdiğinizi özlemişsinizdir. Bir an önce kavuşmanız için dua edeyim mi dedi. Öyle dua olmaz dedim delikanlı ya. Sevdiğim de özlediğim de doğru ama kavuşmanın acelesi yok. Yani biraz adam hacda dua. Ya Rabbi canımı burada al diyor. Ya. Ama bu sefer değil. Cenab-ı Hak hayırlı olsun ömürler. Süleyman Nasip ile Abdullah Cevdet hiç anlaşamazlarmış. Efendim işte Süleyman Nasip vefat edince kabrini ziyarete gitmiş Abdullah Cevdet. Seninle iyi anlaşamadık ama hayattayken hadi bir geleyim ziyaret edeyim efendim işte. Süleyman Nazif de aşağıdan seslenmiş. Çok memnun oldum. Beni ihya ettin. O kadar hoşuma gitti ki bu yeterli değil. Seni gece yatısına bekliyorum. Hocam bir soru sorayım mı? Sor artık. Yani. Aslında hani dediniz ya bu işte birçok yeri bilirim şehirde. Merak. Merak yani bu sevgili kardeşim nesiller, merak genç nesil özellikle bir de o Nurullah hocamın anlattığı kendi hikayesinden oradan da aslında hocam buradan size de soracağım. Tamam. Yani
yaşadığımız şehirde ne var bilmiyoruz. Tabii. Meraksızlık var. Var. Bu hızdan mı kaynaklanıyor, farkındalık mı bitti, çok hızlı yaşıyoruz, bir yere mi yetişeceğiz? Çok sebepleri var. Ben bilebildiğim kadarıyla kısaca anlatayım. Neden merak etmiyorsun? Evvela Cenab-ı Hakk'ın insanlara verdiği güzel duygulardan biri de merak etme duygusudur. Merak etmeden ilim olmaz, sanat olmaz, araştırma olmaz, başarı olmaz, hiçbir şey olmaz. Bir büyüğümüz, daha doğrusu Bediüzzaman Sahip Nursi, şöyle bir söz söylüyor. Merak ilmin hocasıdır. Merak ilmin hocasıdır. Biz merakımızı yitirdik. Ne zaman yitirdik bilmiyorum. Tanzimat'tan beri belki. Hala da yitirmeye devam ediyoruz. Efendim, Osmanlıca derslerime muhtelif kimseler geliyor. Şu anda ben 4 yerde Osmanlıca dersi veriyorum. Hı hı. 150 civarında her yaştan, her baştan talebemiz var. Orta 2'den de var. Efendim, 82 yaşında talebemiz de var. Böyle çeşni mi diyelim, çeşni. Merak çoğaldı, ben ümitliyim şimdi. Bir de bir Amerikalı geliyordu bu derse. O Amerikalı bütün mevcut talebelerinden daha iyi eski metinleri okuyordu. Rika, en çetrefilli Osmanlıca yazıları takır 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 okuyordu. Ha, adam belki iyi niyetle, belki de kötü niyetle bu işi öğreniyor. Ama ben neticeye bakıyorum. Biliyor merak adam. Merak ediyor. Bizimkiler merak etmiyor kardeşim. Evet. İstanbul'da yaşıyor. Filan okulda tarih hocası, öğretmeni. Ama Abdülhamid'in türbesini nerede bilmiyor. Tarihi bir çeşmenin yanından geçerken kitabesine bakıp okuma ihtiyacını duymuyor. Duysa bile okuyamıyor zaten. Kitabı okumak öyle kolay mı yok? Ha, merakımız yok yani. O bakımdan bu merakı yeniden harekete geçirmemiz gerekiyor. Tahrik etmemiz gerekiyor. Bunu yapacak öğretmenlerdir. Bunu yapacak imamlardır. Bunu yapacak anneler babalardır. Ve ümitsiz olmayalım. Tabi la teknetu min rahmetillah ayetinin gereğince şimdi yeni nesil medeniyetini, tarihini merak etmeye başladı. Barışmak istiyor. İp nereden koptu oradan bağlamak istiyor. Osmanlıca öğrenmeye karşı büyük bir alaka, ilgi var ama yeterli değil. Yeterli değil. Gerçekleri söylemekten, nefis muhasebesi yapmaktan da çekinmeyelim. Olgun bir kişi nefis muhasebesi yapar. Otokritik diyorlar. Gerçekleri söylemekten kastınız yani. Şu, biz burada geri miyiz? Bizim adamlarımız yani muhafazakar kesim tarihe, kültüre, milli eğitime yeteri kadar önem vermiyor. Hatta bazı belediyelerimiz bile sırf Zevahir'i kurtarmak için kültür programları yapıyorlar ki bu söz güzel olmakla beraber işi pek fazla doldurulamıyor. Şöyle bir mazeret ileri sürüyorlar. Efendim katılım olmuyor. Katılım olmuyorsa o bizim hatamız kardeşim. Ben bir ismini vermeyeceğim. Bir belediyemizde program yapıyordum. İşte katılım az olduğu için sonradan son verdiler. Ona yakın bir başka belediyemizde görev yapıyorum. Orada katılım çok oluyor. Haddinden fazla oluyor hem de. Çünkü o belediyenin yöneticileri de kendileri gelip dinliyorlar. Dert başkan dahil. Değil mi efendim? Böyle teşvik olur. Ha, sen bunu yapmazsan, adam boşver işte kültür programı yapıyoruz. Orada konuşsun yazar. Hadi iki kişi, üç kişi. Meseleye böyle bakarsanız o zaman gerekçe de bulursunuz. Katılım olmuyor. Bu bizim suçumuz. Katılım pekala oluyor. Ben iki gün önce, üç gün önce Yozgat'taydım. Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğü'nün daveti üzerine Cemil Meriç'e anlattım. Onlar böyle vefa toplantıları diye mutat sürekli bir toplantı yapıyorlar. Hocam İstanbul'da anlattığınız yer varsa biz de gelelim. 300 kişiden fazlaydı salon. Üniversite öğrencileri bunlar. Çünkü yöneticiler de geldi. Ve emin olun 2 saate yakın sürdü. Ne bir uyuklama, ne bir esneme, ne bir gevşeklik. Onun için arkadaşlarımız kusura bakmasın şöyle şikayetler oluyor. Efendim işte dinlemiyorlar, salonu terk ediyorlar. Kusura bakmayın sebebi sizsiniz kardeşim. Orada böyle ağır akademik konuşmalar yaparsanız, rakamlara boğarsanız, entel dantel görünmek için bir takım efendim süslü püslü kelimelerle o zaman dinleyici usanır. Efendim kalpten konuşmayıp da kalıptan konuşursanız ben de olsam dinlemem. Rahmetli Üstad Necip Fazıl derdi ki ben konuşmaktan değil dinlemekten yorulurum derdi. Ha, bir insan dinlemekten niye yorulur?
Konuşmacı güzel konuşmuyordu ondan. Ha. Onun için hitabet artık savaşlar kılıçla, silahla, bombayla değil ahir zamanda değil mi? Sözle olacak. Söz sanatı. İşte kardeşlerimiz söz sanatının ustaları yani. Şu Era'dan, Üdeba'dan, Füzela'dan. Ha. Söz sanatı çok önemli. Maalesef Türkçeyi güzel konuşan öğretmen sayısı, imam sayısı çok az. Halbuki onların önünde hazır bir kitle var. Güzel hitabetle o gönülleri keşke fethetseler. Ama ilave kabilinden söyleyeyim, Osmanlı Türkçesini ariz ve amik bir şekilde bilmeyenlerin de dünkü medeniyetimizi hakkıyla anlatacağına ben inanamıyorum. Çünkü 300 kelimeyle, 250 kelimeyle hitabet de olmaz, kitabet de olmaz. 5000 kelimeyle, 10.000 kelimeyle konuşmamız gerekiyor. Yoksa Fuzuli Divan'ı da anlayamaz. Mehmet Akif'in kitabından da bahsederken safahat yerine sefahat der. Evet. O da işte evet. Nurullah Hocam size sorayım burada bir de. Şimdi bu anlatmış olduğunuz sizin hadise üzerinden. O evet. Merakı biraz daha açmak istiyorum. Peki o hadiseden sonra siz ne yaptınız? Şimdi izin verirseniz bu güzel izahlarla ilgili birkaç not aldım. Onlarla birlikte devam edeyim. Çünkü hepsi bir bütün aslında bunlar. Bir defa merakla ilgili hemen peşinen şunu söyleyeyim. Merak uyandırması gereken kişiler vazifelerini iyi yapmak zorundalar. Merak durduğumuz yerde, nesillerde uyanacak bir arzu, bir istek değildir. Yani bir anda böyle parlamaz. Onun için yani. Münevverler meşaleyi ellerinde taşıyanlardır ve merak uyandıracak kişiler münevverlerdir. Aydın dediğimiz kişilerdir. Onlar işte aldatan ve aldatılan pozisyonunda olunca onların kendilerine ait medeniyetle ilgili bir merak uyandırmaları zaten mümkün değildir. Bırakınız o medeniyetin merakını uyandırmayı, o medeniyeti unutturmak için zaten görev yaparlar ya da çaba sarf ederler. Bunu bir defa net ortaya koyalım. Bir. İkincisi, yavaşlığımızı kaybettik dediniz. Ben yavaşlığımızı kaybettiğimize inanmıyorum. Biz hızlandık dediniz, hızlandığımıza da kanaatim yok. Biz hızlandığımızı zannettiğimiz bir ortamda, bir hal içerisinde yavaşız. Bizim çizgilerimiz değişti. Çünkü bizim medeniyetimizin çizgisi yuvarlak çizgidir. Köşeli bir çizgi değildir. Bakın yuvarlaktır bütün çizgilerimiz. O ne demek hocam? Hilal yuvarlaktır. Hı. Batının keskindir, istavrozu köşelidir. Kubbelerimiz yuvarlaktır, pencerelerimiz yuvarlaktır, kapılarımız yuvarlaktır. Yazı kalbin yapmış. Yazılarımız yuvarlaktır. Evet. Kalbin çizgisi yuvarlaktır. Kalp sonsuzluk alanını temsil eder. Bunun için Allah oraya nüfuz eder. Aklın çizgisi keskindir. Köşelidir. Köşeli. Batı medeniyeti rasyonel bir medeniyettir ve çizgileri bu yüzden köşelidir. Referansı akıldır. Çizginin olduğu yerde, köşenin olduğu yerde hız daha fazla belli olur. Hmm. Çok büyük bir hızla koştuğunuzu zannedersiniz. Çünkü köşe vardır ve belli eder bunu. Ama yuvarlak çizgilerin olduğu yerde hızı kolay tespit edemezsiniz. Çünkü o kıvrımların arasında hızı bulmak çok kolay değildir. Matematikte de bu yüzden sonsuzluğun temsil edildiği sembol yuvarlak çizgilerle ifade edilmiştir. Şimdi bugün kaç dakikada karnını doyuruyor ortalama bir insan işine koşarken? Hızlıyız ya. 10 dakikada değil mi? 15 dakikada fast food dedikleri şeylerle hemen doyurup karnını işe gidiyor. Gün içerisinde toplam yarım saatte bütün yiyecek ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. Hız dediğimiz bu mu? Biz bunu 1000 yıl önce aşmışız. Biruni çok net bir şekilde şöyle ifade eder. Bir insan bir gün içerisinde 20 dakikadan fazla yemeğe içmeye vakit ayırıyorsa ziyandadır. Hangisi hız, hangisi yavaşlık? Bunu söyleyen kişi Batı'nın dünya tepsidir dediği bir dönemde güneş ve ay tutulmalarının grafiğini bugüne yakın bir şekilde yapıyor. Peki bizim hızımız ne getiriyor bize? Hiçbir şey. Biz bu kadar hızlıyken neyi kazanıyoruz, neyi yapıyoruz? Bilinçli okuma oranının %4 olduğu bir ülkeden söz ediyorum. Ya ya. Ya da bunları düzeltelim. Yani biz hızlı falan değiliz. Bu hız zannettiğimiz şey bizi aslında duraklatan bir şey. Biz hareketlerde hızlıyız ama düşüncede zayıfız. Fikirde zayıfız. Hani bir filozofa soruyor arkadaşı bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Dur diyor ya ağır bir soru sordun diyor. Hem düşüneceğim hem yapacağım diyor. Ben sadece düşünürüm yapmayı başkalarına bıraktım. İnsanlar üç gruptur. Düşünenler, yapanlar ve sadece yapanlar. Hayır, düşünenler, yapanlar, sadece düşünenler, sadece yapanlar. Şimdi sadece yapanlar başkalarının düşüncelerinin mahkumudurlar. Bizim son 100 yılımız gibi aşağı yukarı. Evet.
Sadece düşünenler fikir üretirler ama uygulamaya koyamazlar. Onlar filozoflaşırlar, kenarda durur, söylerler zaten. İleri giden milletler ve insanlar düşünmeyi becerebilen, yapmayı becerebilenlerdir. Bunu gerçekleştirdiğinizde asıl hızınıza kavuşursunuz. Siz bir şey düşünce üretemeden o kadar çok koşun ki sağa sola. Hız bu değil. Bizim 1000 yıl önce ürettiğimiz düşünceyle bugün ürettiğimiz düşünce, medeniyet düşüncesi arasında dağlar kadar fark var. İşte atalarımı ben keşfetmeye çalışırken, ta geçmişten başlayıp bugüne getirirken onu gördüm. Onların ilme, irfana, bilgiye ayırdıkları zaman, onların fikir üretmeye ayırdıkları zaman, bizim dedikoduya ayırdığımız zaman bir değerlendirirseniz ne çıkar ortaya görürsünüz. Yani sonuçta o yavaşlık ve hızlılık açısından bir problemimiz var. Biz hocam peki şey dese mesela şöyle bir eleştiriyle gelse biri. Ya o fikir üretmek, yapmaya çalışmak artık karın doyurmuyor. Yani bu modern zaman dediğiniz zaman ne kadar ekmek o kadar köfte. Ne kadar iş o kadar para dengesine döndü olay. Evet şimdi. Yani bunu oradan nasıl çekip alacağız? Bugüne işte, nasıl uyarlayacağız? Neylere ihtiyaç var biliyor musunuz? Benim yine o sorduğunuz sorunun da cevabı. Yani Joshua ile karşılaştıktan sonraki çalışma hayatım içerisinde ya da mücadelem içerisinde yine önemli bir yer tutan ve düşünce dünyama çok etki etmiş bir roman vardır. Cengiz Aytmatov'un Gün Uzar Yüzyıl Olur romanı. Gün Olur Asra Bedel. Evet. Onu ben 20'li yaşlarımda okudum. Yani 19'dan bir yıl sonra başladım okumaya. 3-4 defa okudum. Çize çize ve üzerinde düşünerek. Çünkü bende büyük bir makes buldu, karşılık buldu o roman. Sebebi şu, kölelerden söz ediyordu ve uyandıranlardan söz ediyordu. Bugün o merakı uyandıracak dönenbaylara ihtiyacımız var. Orada bir dönenbay kuşu vardı. Hatırla kim olduğunu diyordu. Şimdi mankurtları anlatacağım bir yerde kısaca. Oraya geleceğim. Ama merak için dönenbaylar lazım. Dönenbayların olmadığı yerde merak sahiki uyanmaz. İnsanlar hele bir de bir uykuya dalmışlarsa, ön yargıların uykusuna, yalanların uykusuna. Çünkü Batı medeniyeti ön yargı ve yalan üreten bir medeniyettir. Bugün işte bizim siyasamıza yaptıkları muameleyi görüyoruz Avrupa'da. Tamam, evet, yalan ve ön yargı üreten bir medeniyettir. Evet. Oysa irfanda bu yoktur. Cemil Meriç dedik değil mi? Cemil Meriç Üstad nasıl anlatıyor irfanı? Anlaşmazlıkların bittiği, tükendiği, kinin ortadan kalktığı, insanlığın has bahçesi. O bahçede diyor, kişi kendini bulur. Kendini bulmayan bir insan hakikati bulamaz diyor. Ve o zaman ön yargıların köleliğinden, yalanların köleliğinden kurtulur. Bizim irfan anlayışımızın içerisinde bu vardır. Bunu gerçekleştiremediğiniz zaman insanı şahsiyetli yetiştiremezsiniz. İnsanı şahsiyetli yetiştiremediğinizde o süreci hızlandırırsınız. Yani kölelerin sayısını artırmaya başlarsınız. Kim uyandıracak onları? Evet. Bir dönenbay kuşuna ihtiyaç var. Çıkacak insanların karşısına. İşte çıkacak, çıkacak. Uyanın diyecek. Hatırlayın kim olduğunuzu. Siz buradan geliyorsunuz. Siz Hazreti Adem'den geliyorsunuz. Siz iblisten gelmiyorsunuz. Şimdi toprak ve ateş iki anasırı erbağdan ikisi o kadar çok şey ifade ediyor ki benim için. Hı hı. Toprak ve ateş iki kültürün adıdır, iki medeniyetin adıdır. Hı. Ateş medeniyeti, toprak medeniyeti. Mesela Merkel geçen günlerde dedi ki Afrika'da günah işledik. Hangi Afrika'da? Hı. Siz nerede günah işlemediniz ki? Her yerde. Siz Amerika'dan mı işlemediniz? Kızılderililere karşı mı işlemediniz? Siyah adama karşı mı? Ya. Benim kardeşim dediğim. Kardeşim dediğim ve öyle kabul ettiğim Hazreti Peygamber'den sonra siyah adama karşı mı işlemediniz? Siz Orta Asya'da mı işlemediniz? Nerede işlemediniz ki? Çünkü siz ateşle gidiyorsunuz oralara. O insanlar toprak insanlar. Afrika'nın siyah insanı neye bağlıydı? Toprağa bağlıydı. Avrupalı neyle gitti oraya? Ateşle gitti. Kızılderili neye bağlıydı? Toprağa bağlıydı. Evet. Neyle gittiler oraya? Ateşle gittiler. Açın film olarak seyredin. Jeremy Irons'ın ve Robert De Niro'nun başrolünü oynadıkları bir misyoner filmi vardır. Açın izleyin bakın neyle gittiklerini görürsünüz. Kiliseden çıkıp yürüyen insanları ki Jeremy Irons da vicdanlı bir papazı temsil ediyor orada. Nasıl bir top ateşiyle imha ettiklerini göreceksiniz orada. Hangi günah? Sizin günahlarınızı saya saya bitiremeyiz. Çünkü bu medeniyet farkıdır işte. Osmanlı gittiği yerlerde ne yapmış? Söylesinler bana bakalım. Yeah. İrfanla muamele ettiği için asimilasyon olmamış. Yeah. İrfanda ne vardır? Kendini korumak vardır. Hangi Osmanlı'nın fethettiği yerdeki toplum kendini korumamış? Korumasalardı bugün olurlar mıydı? Korumuşlar kendilerini. Yani biz iki beyt arasında gidip gelmişiz. Nedir o?
medeniyet olarak, kültür olarak iki beyit arasındayız. Hayalinin cihan ara, cihan içredir. Arayı bilmezler. O mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. İle? Evet. Hangi beyti? Hoşça bak mı? Hoşça bak zatına kim dünyayı? Hoşça bak zatına kim? Zübde-i alemsin sen, merdümü dide-i ekvan olan ademsin sen. Bu iki beyitten hayalininki batı medeniyetini temsil eder. Evet. Şeyh Galib'inki bizim medeniyetimizi temsil eder. Biz insana, bir insanı haksız yere öldürmeyi bütün insanlığı öldürecek kadar önem verip bakan bir anlayışa sahibiz. Evet. Batı ise ol mahilere denizde olduklarını anlamasınlar diye her türlü muameleyi yapan bir medeniyete sahiptir. İnsanları kültüründen, zihniyetinden, dininden, dünyasından uzaklaştırıp yok etme medeniyetidir. Hocam çok acı ya. Afrika'da olan budur. Amerika'da Kızılderililer olan. Yani böyle bir medeniyetten budur. Geldiğimiz yer kendimizi aşağılık, geri, kompleksli. Yemin ederim ki Joshua'dan sonra asla kompleks yaşamadım. Evet. Omuzlarım hep o yüzden diktir. Biz bilmediğimiz bir medeniyetin, kendi medeniyetimizin bilmediğimiz güzelliklerinin farkında olmadığımızdan dolayı kompleks yaşıyoruz. Hani üstad şair anlatır, yanlış hatırlamıyorsam Sezai Bey. Genç kız delikanlı sevdalanırlar birbirlerine, onlara atalarından kalmış bir hazineden söz edilir. Ve denir ki onlara o hazine denizin, batının denizlerinin dibindedir. Sırtlarına bir sandık bağlarlar, giderler o hazineyi bulmak için. Dalarlar denizin dibine, bakarlar hazine yok. Çıkmak isterler, bir türlü çıkamazlar. Tam ölmek üzereyken onlar, sandık kırılır düşer denizin dibine. Açarlar sandığın kapağını, bir de ne görsünler? Aradıkları hazine sırtlarındaki sandığın içinde. Biz bu dramı, bu trajediyi yaşayan bir milletiz. Evet. Ama artık... Yeter. Artık uyanma zamanı geldi. Hocam bir de şey var zaten. Şöyle de bir gerçeklik var. Eğer biz kendi gördüğümüz kadar geride aşağıda olsak Batı'nın bizle uğraşmasına gerek yok. Evet. Yani aynen öyle. Bu kadar gerideki bir toplumla niye uğraşsın ki bu kadar kendini? Kendi gördüğümüz yerde olsak eğer. Evet. Batı yani karşıt nedeni. Ben ateş medeniyeti diyorum. Yani ta oradan gelen, daha yukarıdan gelen ateş medeniyeti kendin gibi olma, benim dediğim gibi ol diyen bir medeniyettir. Evet. Çünkü iblisin çağrısı bunaydı. Ben ateşten yaratıldım, üstünüm. Üstünlüğü kendisinde arayan. Beyaz adam nedir siyahın karşısında? Üstündür. Bu iddia nereden geliyor? Ta yukarıdan geliyor. Tabii. Ya. Bu kendi. Biz ne diyoruz? Ustasına çekmiş. Biz ne diyoruz? Kendin gibi ol. Kendin gibi ol. Şeyh Galip onu söylüyor. Evet. Nereye dayanıyor Şeyh Galip? Men arafe nefsehu, fakat arafe rabbehu. Kim ki nefsini bildi, Rabbini bildi. Bu medeniyet farkını artık çok net ortaya koymamız gerekiyor. Bu gece koyalım. Aşağılık kompleksi yaşayan aydınlarımızın, kardeşlerimizin, bizim inancımızı taşıyan insanların artık külahlarını masanın üzerine koyup yeniden bir düşünmeleri gerek. Çünkü bu 57 yıllık hayatımda Joshua örneğini yaşamış birisi olarak nerelerde nelerle karşılaştığımı anlatsam, kimseye bir kusur bulmadan oturup kendi kendimize ağlamamız gerekir. Bunu çok net. Hayat hocam, aslında bu merak mevzusunu ben önemsediğim evet. için üzerinde evet. durmak istiyorum. Burada siz de çok önemli bir konuksunuz. Neden? Divan edebiyatıyla hiç alakası olmayan bir meslek, evet. divan edebiyatıyla hiç alakası olmayan aslında bir hayat olması gerekirken bir merak diyelim aslında. Evet. Onu ateşliyor ve 7000-8000 beyit ezbere bilinen Allah bile. Benden almasın onu. O merakım 10 yaşındaki tazeliğini koruyor. O yüzden neşem yerinde. Eyvallah. Ve yani o yüzden bunu hocam nasıl aktaracağız? Derdim bitmiyor. Hani siz burada çok önemli bir örneksiniz. Ama şunu görüyorum. O merakı ne tahrik eder veya ne hasıl eder? Ne olur da merak eder adam? Herhalde şundan. Ya öğreneceğim, edineceğim, donanım, tecihizat hazır olacağım da sonra ne olacak? Nereye gideceğim? Yoksa karşında bir hedef, yoksa bir kızıl elma, hakikaten biriktirmene gerek yok. Amaç. Hakikaten gerek yok. Yani diyelim ben şimdi 3 lisandan müteşekkil efendim Osmanlı Türkçesi denilen muazzam hazineyle iyi de ne olacak ki? Diyorsam yani hedefim yoksa, yani ufkum yoksa gerek o enerjiyi bulamazsınız. Yani 3 gün gider sonra bitersiniz. Bu nokta mühim. Yani gözünü nereye diktin? Aslında insanı tarif eden şey hedefidir.
Yani insan sevdiğinden kıymet alır. Neyi hedefledin, neyin peşindesin? Batı medeniyetiyle medeniyetimizi karşı karşıya koyduğumuz zaman da yani akılda kalsın diye kısaca belki formül koyacaksak now how medeniyeti o, nasıl diye soruyor, cevabı bulunca tatmin oluyor ve yapıyor. Sonuçları ama ben now why diyen bir medeniyet, niçin diye sorarım. Ya benim edindim, ettim, kazandım, bir bina yaptım, bir yer delen, gök delen hiç mühim değil. Soru şu, niçin? Eğer bu sorunun adam gibi bir cevabı yoksa, peki niçin sorusunu kim kime sorar? Allah kuluna sorar. Çünkü niyeti bilen odur. İhlas Allah ile kul arasında sırdır. Melek bilmez ki yazsın, şeytan bilmez ki bozsun. İşte insanın niyeti, hedefi tayin ve tespit eder. Yol haritasını çizer. Bizimkiler böyle yapmışlar. Karşılaşmış siyah adamla. Bizimkiler de beyazdı yani. Hem de çok yakışıklı. Yani şekilde görüldüğü gibi. Görünce ne demiş? Yahu demiş ya Bilal-i Habeşi'ye akraba olur ne olur. Ben bunun duasını alayım demiş. Velev kölesiyken bile. Yani sosyal şartlar onu getirdi. Kölelik cari falan. Bir kölenin torunu sıfatıyla söylüyorum bunu. Beşinci dedem köle bildiğiniz azat edilmiş köle. Ama ağasının efendisinin ona davranış tarzı bu. Yahu bu işte Hazreti Bilal'in soyundan duasına tabi. O kadar ki yaklaşım biçimi öyle ki yediğinden yedirecek, giydiğinden giydirecek falan. Azat etmek daha ucuza geliyor. Yani bir köle olarak tutmanın maliyeti daha yüksek. Peki ne bu işte bütün akıllı rasyonaliteyi bertaraf eden, iktisadın kaidelerine şunu bunu ters yüz eden. Yahu tanımın başında, iktisat tanımın başında bir kere ayrılıyoruz açık açık yani. Sınırsız ihtiyaçları sınırlı kaynaklarla karşılama ilmi, sanatı bilmem ne. Bir dakika, tanımı yanlış koyuyorsun, evvela tevbe et. Benim ihtiyaçlarım sınırsız değil çünkü ben sınırsız değilim. Yani ömrüm evet. Sınırlı, boyum sınırlı bilmem ne. Üç gün sonra ben yokum. Ne sınırsız ihtiyaç? Sınırsız hocam, olan bir istek, şey, ihtiyacım sınırlı. Onu söylemeniz lazım da onun için bir işarette bulundum. Hani Efendimiz işaret ediyor insanın emelleri, istekleri. Sınırsız kadardır. Olan o. Ömrü bu kadardır. Yani. Sınırsız olan istekler. Sınırsız olan istekler. Tuğle yani nefs. Tuğle emel. Evet. İhtiyaçlar sınırlı. O halde daha işin başında madde ile münasebetin bir tanıma girdi. Yani lüzumu kadar, yeteri kadar, sırtıma yük alıp da taşımanın alemi yok. Şairler de zenginliği, lüzumsuz servet biriktirmeyle dalga geçerlerken tebessüm edersiniz. Yani öyle güzel söylerler ki, bir de ölümü anlatırlarken insanın ölesi gelir. Evet, tabii, ya tabii. Bunlar... Ya yaşamayı güzel, ölmeyi güzel, o kadar güzel tarif, tavsif ediyorlar ki. Yani aslında bu bir yani sembol yap, metafor, işaretleme. Yani imreniyorsunuz ya, buysa diyor. Ya Fuzuli ölüm anlatıyor. Ruzi hicrandır sevin ey mürgi canım kim bugün bu kafesten ben seni elbette azar eylerim. Ey can kuşum sıkılıyorsun değil mi kafesin içinde? Ya. Al sana müjde tahliye geliyor. Vay. Güzel kardeşim yani Yahya Kemal'in Sessiz Gemisi'ni okuduğu zaman insan gidesi gelmez mi yani? Peki gideceğim de ne? Babacığım sınırlıdan sınırsıza gidiyorum, sonsuza açılıyorum. Ya da ne gam. Böyle bakınca da böyle yaşa. Her şeyi buna göre dizayn ediyorsunuz. Hayat buna göre şekilleniyor. Doğru yerden bakmadığımız için doğruyu tabii, göremiyoruz ama. Tabii. Yani aslında medeniyetimizin temelinde bin yıllık maceramızın hocam, başında mızraklı ilmihal var. Bir şey daha soracağım. Hedef dedik ya hani merakı cezbeden o hedefi evet. Görmek istedik. O hedef nedir? Bizim için ne olmalı? Allah'ın rızası. Evet. Allah'ın rızası. Hiç lafı eğip bükmeden Allah'ın kuluyum. Bana kıymet veren o. Yani divan şiirini ezberlerken de bu mu? Elbette. Elbette. Yani biraz önceki şiir yani hoşça bak zatına başımda iki mısra var. 48 mısranın tamamını gençlerimizle lüzumu kadar zaman ayırarak paylaşabilme fırsatını bulsam ben de servinin altında rahat yatacağım. Bu derdimi de arz etmiş olayım ama iki mısraya bir bakalım. Ey dil ey dil neye bu rütbede pür gamsın sen, gerçi viraneysen genci mutalsamsın sen. Geçiniz 46'sını. Bu iki mısra bitiriyor işi. Hocam bir daha alalım onu. Arz edeceğim. Ey dil ey dil neye bu rütbede pür gamsın sen, gerçi viraneysen genci mutalsamsın sen. Mutalsam. Hepsinin özeti kompakt disk dediği şu yani. Niye gamlısın, ne oldu, niye üzülüyorsun sen? Anladım. Hardware'e baktın. Kalıp eskiyor ya. Oradan baktığın için de haklı olarak üzüldün. Yahu buna bakma ya bu bir eşek bu bir merkep ya.
Bu gibi bitti, bugün yarın bunun işi biter. Sen onun süvarisine bak, sen ruhsun ve o gençleşiyor, onda ihtiyarlamak vay, yok. Hazineyi unuttun, ondan kaybettin galiba. İnsanın kendisine bak, şey, kendine evet, bakan medeniyet. Burada bitiyor işte mevzu ya. Ama kaynağı var onun. Yani İbn-i Sina diyor ki ruh beden ruha giydirilmiş kılıftır. Hocam zaten şiiri yani. Tıptan veya bu şeyden ilim sanatla ilimlerden ayıramazsınız. Tabii. Yani gerçi yanınızda tatsızlık ediyorum ama. Hani, Fuzuli der ki şiir aynı zamanda bir ilimdir. Heh, o ilim canım, nasıl ayıracaksın? İlimden nasıl ayıracaksınız? Bak ne güzel, ben şimdi ilim öğreniyorum Hayati Bey konuşurken. Bak senin hoşuna gidecek bir cümle söyleyeceğim. Bilal-i Habeşi Hazretleri. 30 yıl önce siyah, değil mi? Görüp imrendiğimi hatırlıyorum. Siyah. Şimdi. Efendim? Esmer siyah. Evet. Onu tavsif ederken peygamber nuruyla nurlandığı için o siyah insan, onu tasvir ederken bir edebiyatçımız Bilal-i Habeşi Hazretlerine siyah nur diyor. Allah Allah. Şimdi sen de hep bugün siyaha bürünmüşsün. Ceket siyah, gömlek siyah, kravat siyah. Hadi iltifat olsun. Ben de siyah nur değil mi sana? Allah razı olsun. Eksik olmayın efendim. Ne güzel. Bak Allah hedef Allah'ın rızası diyor. Evet hocam, o çok önemli. Evet. Rızayı ilahi. Aklıma ya koca... Allah'a gidiyorsun ya. Yani, ya şiirinde Yahya Kemal hiç alakasız gibi bir şey söylüyor. Bakıyorsunuz inna lillahi ve inna ileyhi raciun ayeti kelimesini şairane bir daha söylemiş yani işte. Yani mersayı fenada intizar eylerken gâhi geç eser obat gâhi erken İklim-i ilahiye rücu etmek için ervah açılır engine yelken yelken. Gittiler diyor, kala kaldık diyor ya. Ah geride kaldık falan. Yani ölüm böyle bir. Ha bunu hayata nasıl indirelim? Hocamın huzurunda zat halinizden. Estağfurullah. Yani şu. Ölümü hayatımızın çok dışına attık. Sureta, güya, sözüm ona. Mezarlıklar şehirlerin çok dışında. Ayıp ediyoruz. Öyle olmaz. Gündelik hayatta kabir görmeden yaşamayacaksın bir kere. Senin tesellin o ya. Ara sıra bakacağım. Abi geleceğiz, nasılsa buraya yatacağız. Nasreddin Hoca borçlusunu orada aramış. Nasılsa buraya gelecek demiş falan. Yani ölümün ne kadar güzel, lezzetli bir vuslat, kavuşma, bayram. Hazreti Mevlana öyle demedi mi ya? Evet. Şebi aruz, yerdeki. Bunu artık bir de ağlama. Yani iki kavramı biz modern çağda. Ölüm soğuk, uzak, yabancı falan. 30 sene kabir görmeden yaşayan adam var ya. Olmaz ya. Olmaz ya. Canavarlaşır adam. Bir kere kötüleşir. Kendini kötü hisseder. İkincisi de gözyaşı. Tabii. Ağlamaya lüzum yok. Tabii. Ağlama kötü bir şeydir falan. Bak şu mezar taşlarına bak, ne kadar güzel bak. Hocam yine Hayati Hocam'ın kitabında. Evet. Bu Eyüp de galiba. Allah. Laş ihtiyarlar. Serviç ölür. Ölüm yıpranmaz. Şey yazmışsınız ya. Burada ne muhabbet dönüyordur şimdi. Bir talebem var Dursun Hocam. Eyüp kabristanında gezdirdim onu. Benden sonra sen konuşacaksın falan dedim ona. Sağlığımda konuşmak yasak dedim. Garibim dua ediyor hocam bir an önce bir gitse de falan diye şimdi tabii. Orada yatanların isimlerini gördü. Tabii herkes orada, bizimkiler hep orada. Şair, Baki orada, hepsi orada. Ahbaplar orada diye. Ya akşamları buradan ne muhabbet dönüyordur. Gaza gelmiş çocuk. Çok ilgi çekici, mezar taşlarında çok ilgi çekici beyitler vardır. Eyüp Sultan mezarlığında gördüm galiba. Şöyle yazıyor mezar taşında. Ey zair... Ey ziyaretçi, burada bir karı koca yatmaktadır. İkisine bir Fatiha yeter. Allah Allah. Güzel ya. Burada iki mesaj var. Çok çarpıcı ama. Zahir, çok. Zahir. Yani birbirlerinde o kadar kaybolmuşlar. Onu diyeceğim. Evet. Bunlar iki kişi görünseler de aslında bir kişidir. Muhabbetle bağlılar. İkinci manası da Fatiha Ümmül Kur'an'dır. Herkese ve her şeye yeter. Bir Fatiha yeter. Abi ben şimdi orada bir şey daha söyleyeyim. Bak hemen Şeyh Galibi ve Hüsnü Aşk'ı hatırladım. Hı. Hüsnü Aşk'ın sonunda hüsn ve aşk birbirine kavuşur biliyorsunuz. Hı. Peki ne der aşk hüsnü gördüğü zaman? Yahu ben hüsnü aradığımı zannediyormuşum. Meğer aradığım benmişim. Benmiş. Değil mi? Hüsn ne der? Evet. Ben aşkı aradığımı zannediyormuşum. Meğer aradığım benmişim. İşte bu kendini bulma budur. Evet işte. Tabii. Yani karı kocaya bir Fatiha onun için yeter. Onun için yeter. Hocam sebebi... yine bir reklam... Evet. Arası vereceğiz. Tamam. Bu sefer direkt söyleyeyim de. Tamam. Reklam diye. Kahve demeyeyim. Bir gecede artık bir kahve. Yeter mi bir kahve? Siz bilirsiniz. Bu kadar çay, muhabbete bir olur. Kahve. Çay olur. Bu sefer çay alalım. Tamam. Kısa bir ara. Aradan sonra dil mevzusunu konuşacağız bu sefer. Sonra inşallah biter mi bu program bilmiyoruz ama kısa bir ara. Tekrar iyi akşamlar, merhabalar. Muhabbet devam ediyor. Muhabbet edeceklerimiz var diye başladık bu akşam mevzuya. Üç birbirinden kıymetli konu bizlerle birlikte. Sosyal medyadan konuşacaklarımız var etiketiyle. Çok fazla tweet gelmekte. Teşekkür ediyorum.
biz bu akşamı, bu masayı, konuşacaklarımız var masasını kurarken bir dertle düşünmüştük. Yahu bir şeyler yapalım. Hem mevzular konuşulsun ama mevzu dilden ziyade gönülden çıkacağına inandığımız isimlerle yapalım. Hatta ben tweet atmıştım. Bu ülke bu kadro ancak bu ülkede olur diye. Hakikaten öyle bir geceyi yaşıyoruz. Hani sizden tek farkım, yine söylüyorum, muhabbeti yakından bizatihi canlı olarak dinlemek. Ama sizin de dinlediğinizi, tweetlerden izlediğinizi gördüğüm için çok mutlu oldum. Böyle bu akşamın o anlam ve ifadesine uymuş. Kültürümüzü konuşuyoruz. Üç kıymetli konuğumla. Bu bölümde hocam biraz dil dedik. İşte bu mesajlara veya tweetlere sıkışmış işte SLM, NBR, MRB kullanmamaya gayret etsek de işte zaman zaman o karakter darlığından bizim de başvurduğumuz yöntemler. Burada Dursun hocam sizle başlayarak da günümüzün kullanmış olduğumuz durumla dil bir tehlikede mi? Yoksa yani böyle şeyler olur zaten, bu teknolojinin bir şeyidir ama bunun dile bir etkisi yok. Bir şeye tehlikede mi veya değil mi diye sormak için o şeyin olması lazım. Dil diye bir şey kalmadı bizde. Oh. İşaretlerle konuşuyoruz. Kısaltmalarla konuşuyoruz. Konuşmuyoruz, konuşmaya çalışıyoruz. Konuştuğumuzu zannediyoruz. Evet, ben bu zamana kadar demeden düzgün bir hitabet tarzıyla konuşan çok az adama rastladım. Üniversite yıllarımda çoktu bunlar. Hı hı. Buna hitabet denilir. Bir de kitabet vardır. Kitabet yazı yazma sanatı. Güzel yazı yazma. Hitabet de güzel konuşma sanatı. Şu anda istisnalar müstesna, ne güzel hitabet kaldı ne de güzel kitabet kaldı. Ben Deniz Necip Fazıl'ı defalarca dinlemiş bir adam olarak, Türkçesine hayran olmuş bir kimse olarak ondan sonraki konuşmaları zevkle dinleyemiyorum kardeşim. Necip Fazıl'ı örnek verdim. Diğer büyüklerimiz de öyleydi. Eskiden bu türlü insanlara ağzından bal akıyor derlerdi. Yahut da sohbet şeyhi derlerdi. Bir kere kelime hazineleri genişti. Evet. Öyle ya, kilerde malzeme çok olacak ki evin hanımı güzel yemek yapsın. Tabii. Şimdi malzeme kısıtlı. Ne yapacak? O zaman tarhana çorbası yapacak. Nereden çıktı tarhana çorbası biliyor musunuz? Yavuz Sultan Selim şehirde gezerken bir eve misafir gitmiş haber vermeden. Evin hanımı telaşlanmış, koskoca padişaha ne ikram edeceğim, bir şey yok evde. Alelacele bir çorba yapmış. Alelacele ondan biraz katarak, bundan biraz katarak demiş ki padişahım kusura bakmayın darhane çorbası bu demiş. Darhane, fakir evi. Bizde olmuş tarhana çorbası. Şimdi, evet, gerçi evi dar ama gönlü genişmiş de, bu ayrı mevzu. Şimdi bir kere darlaştı. Mahfuzatımız diyorum, anlamıyor çocuk. Eskiden mahfuzatımız genişti. Hocam şunu da sorayım, buna da birlikte. Kelime yığını. Dil ve düşünce. Birbirinin, birbirinin mütemmimidir. Yani tamamlayıcısı. Hı. Şimdi bana soruyorlar, hocam branşınız edebiyat ama hep tarih anlatıyorsunuz. Diyorum ki tarih ve edebiyat birbirinin mütemmimi. Mütemmimi. Hadi biraz daha adal olsun diyorum. Birbirinin lazımı gayrı mufarıkı. Evet. Şimdi ne diyor karşıdaki çocuk? Bu adam tanzimat artık mı ne, nasıl konuşuyor falan. Evet. Hayır, dün böyle konuşuluyordu. Musikisi olan bir dil. Kelimelerin ahengi var. Ahengi var. Kulağa hoş geliyor. Dinleyenin hoşuna gidiyor. Yine bir sohbette bir delikanlı şöyle dedi bana, hocam konuştuklarınızdan pek bir şey anlamadım fakat ne kadar güzel konuşuyordunuz. Bu bir tenakuz değil mi, çelişki? Ama bir şeyler hissetmiş belli ki. Evet, onun için evvela mahfuzatımızı, kelime dağarcığımızı genişleteceğiz. Bu da nasıl olur? Dünkü medeniyetimizin asıl unsurları olan kelimeleri yeniden keşif harekatına çıkmak suretiyle olur. Kısacası Osmanlıca, Osmanlıca öğrenmek suretiyle olur. Bu ta 30'lu, 40'lı, 50'li, 60'lı yıllardan beri gündeme gelmiştir. Sol veya sağ kesimden. Bugün de öyledir. Osmanlıca bilmeyen münevver değildir. Evet, ben de aynı kanaatteyim. Kendi medeniyetini tanımayan,
kendi evinin farkında olmayan bir insan başka evleri, başka medeniyetleri nasıl tahlil edebilir, nasıl anlayabilir? Dolayısıyla rahmetli bizden Fatiha istedi bu akşam. Cemil Meriç'in şöyle bir sözü var. Ben müteaddit defalar kendisinden duydum. Evladım derdi. Türkiye'de Osmanlıca öğrenmek hatta Arapça öğrenmekten bile önceliklidir. Çünkü derdi kütüphanelerimiz Osmanlıca eserlerle doludur. Kaldı ki Osmanlıca öğrenen kimse ister istemez Arapça ve Farsça öğrenmeye de başlayacaktır. Çünkü bu elsine-i selase. Eskiler bir adamın kaliteli oluşundan bahsedecekleri zaman o adam mı, o zat mı? Elsine-i selase de maharet sahibi derlermiş. Şimdi elsine ne? Lisan. Lisanın çoğulu elsine. Hmm. Selase üç. Üç lisanda. Hangisi bu üç lisan? Arapça, Farsça, Türkçe. İmparatorluk dili, Osmanlı dili. Evet. Osmanlıca. Bunu bizim muhafazakar kesim, maat teessüf, üzülerek söyleyelim, yeteri kadar idrak edemedi. Evet, güzel gelişmeler var. Osmanlıca kursları muhtelif yerlerde oluyor. Yeterli değil. Yani biz bir fetret devri yaşadık kültür dünyasında. Fetret devrinin artık sona ermesini istiyoruz. Bu da Osmanlıcadan geçiyor değil mi hocam? Evet. Evet. Ve kitap okuma işini özendirmek gerekiyor. Bunun çeşitli yolları var. Teknik olarak bunları burada şimdi anlatmamız hem uzun zaman alır hem de gereksiz. Ama kendisi yanmayan başkasını aydınlatamaz. Efendim kuru kuruya şu kitabı oku oğlum. Bu kitap çok özel, çok güzel. Bunlar biraz kuru ifadeler. Evvela sen o zevki kendin yaşayacaksın ki karşındaki çocuk, genç delikanlı, oğlun kızın da olabilir. O zaten sen bir şey söylemeden alacaktır onu. Haliyle. Evet, hal diliyle telkinde bulunmak lazım. Şimdi okullarımızda bu sevgi yok kardeşim. Bizim zamanımızda vardı. Edebiyat öğretmenim bana dedi ki oğlum senin konuşman fena değil, güzel. Ama beğendiğin bir kitabı al, her gün 10 dakika sesli oku. Sesli. Hı hı. Böylece konuşman daha da düzelecek demişti. Ben o tavsiyeyi tuttum. Beşşehir'de, Türkçenin sırlarında, Peyami Safa'nın eserlerinde sesli olarak bitirdim. Muzaffer Efendi'nin eserlerinde. İlginçtir, halen de sesli kitap okurum. Ses güzeldir yahu. Evet. Hakikaten öyle. Bak kelimeleri yanlış söylüyoruz. Hakikaten. Doğru. Hakikaten diyor adam. Hakikaten. Veya hekketen diyor. Allah Allah. Yani bir ölçüde mazur görülebilir. Şiveler içerisinde bu tür kelimeler. Ha mahalli konuşsun. Olur. Ona ben bir şey diyeyim. Ben de köyüme gideceğim. Köy yani, üslubuyla o konuşuyorum. Ama bir İstanbul Türkçesi var kardeşim. Bir profesör çıktı da ekranda. Efendim Hakkari dememeli yani. Evet. Değil mi efendim? Bir kelime ki kulağını tırmalıyorsa mutlaka onun telaffuzunda bir yanlışlık vardır. Telaffuz önemli. Bak diksiyon diyoruz şimdi. Diksiyon. Karşılığı telaffuz. İyi güzel. Diksiyon derslerine ihtiyaç var. Lakin yeterli değil. Efendim şapkaları kaldırdılar da onun için heceleri kısa okuyoruz. Mehmet Akif diyoruz. Yahu bir kulak terbiyesi diye bir şey vardır ama. Anladık da. Değil mi? Akif olur mu bu? Halide Edip olur mu? Ha, o şapkayla mapkayla olacak işler değil bunlar. Suyu kaynağından içeceksiniz. Hangi hece uzatılacak, hangisi kısaltılacak? Peki hocam burada bir şey sormak isterim size. Tamam Osmanlıcayı bilmiyoruz ve Baki'yi, Fuzuli'yi o dönemi anlayamıyoruz. Ama yakın tarihi de anlayamıyoruz. İşte Üstad Necip Fazıl'ı. Bu süreçtir tabii. Yani peki hocam neden biz bu kadar fazla kopukluk yaşıyoruz? Koparttılar. Biz de kopulmaya hazırmışız. Yani bizde de gayret yok. Yani himmetimiz Osmanlı'dan yok. Kopartıldı evet. Ve bu bir hani var olan bir işte proje mi diyeceğiz? Bir evet, bir vakıa bu. Şey, bir gerçek, bir süreç. Niyetim. Evet. Ama biz Mehmet Akif'i de anla. İşte Safahat'a Sefahat. Ya 16. yüzyılda mı yazdı kardeşim Safahat'ı? Yani hocam Akif çok yakın ya. Tarih. Veya evet. İşte hadi biraz daha Necip Fazıl. Evet. Yani biz bu hızlı kopuşları Ömer Seyfettin'i anlamıyoruz kardeşim. Reşat Nuri'yi. Benim Kadıköy'de sahap bir dostum var. Bir delikanlı geldi. Şöyle sordu alacağı kitabı. Reşat Nuri Güntekin'in bir romanını soruyor. Ve dedi ki, sadesi var mı? Aynen böyle soru diyor. O da espri yapmış. Yok oğlum bende kıymalısı var demiş. Yani Reşat Nuri'nin de sadesi. Yani el insaf yahu. Ama
buna ihtiyaç var. O kişi açısından var abi. Çünkü ha, onda bir beis yok mu hocam? Çünkü öyle bir hal yaşamışız ki 3 nesil birbirine yabancı hale gelmiş. Maalesef. Tabii. Çocuk babasının dilinden anlamıyor, baba dedenin dilinden anlamıyor, yazdıklarından anlamıyor noktasına gelmişiz. Maalesef. O yüzden o talep hocam, yersiz o, bir talep değil ama. Yersiz değil. Yani burada bir espri var. Hoşumuza evet. gitti. Yani evet. ha çocuk bu noktaya gelmiş. Belli ki okuma merakı var. Kitap tabii. soruyor. İşte onun o soruşundan bir istifade bu işin önemini anlatmak ve yönlendirmek. Yoksa bu düşüş böyle devam ederse Allah ileride din diye bir şey kalmayacak Allah aşkına ya. Fakat galiba hocam biz de bir yerde anlaşılamaz hale geleceğiz. Evet. Ya biz bile ondan tarih olduk neredeyse. Dibini bulduk artık havuzunda. Hadi be gitmeyiz artık topukla yukarı çıkacağız evet. artık. Gitmez miyiz yani artık? Sonu geldi artık yeter canım. Kamus namustur ya. Allah Allah. Fetret dediğin de 100 yılı geçmez yani. Evet. Ne olursa olsun. Yani başlangıç tarihi olarak neyi alırsınız bilmem ama neyi alırsanız alın sonu geldi. İnşallah. Efendim, eyvallah. Sonu geldi artık Allah'ın izniyle. Hocam bir de aynı soruyu size sormak isterim. İşte hadi Osmanlıcayı bilmiyoruz, anlamıyoruz da. Necip Fazıl'ı neden anlamıyoruz? Şimdi aziz kardeşim bir defa... Bir de şu var hocam. Necip Fazıl kulak mı anlar, zihin mi anlar? Ya ikisine de ihtiyaç var. Hem kulağa hem zihne ihtiyaç var. Çok kıymetli dostum Hayat Bey kardeşim Allah rızasından söz etti. Benim Nazım Hikmet'in Davet diye bir şiiri vardır. O aklıma geldi. Davet şiirinde Nazım Hikmet der ki yok edin insanın insana kulluğunu. Bu davet bizim. Çok hoşuma gider aslında benim. Evet. Ama arka planını doldurmanız gerekiyor. İnsanın insana kulluğunu yok etmek için insana Allah'a kulluğu öğretmeniz gerekiyor. Tabii. Eğer Allah'a kulluğu öğretmezseniz insan insana kul olur, başka şeylere başka kul olur. Başka insanlara kul olur. Ve kölelik doğar. Evet. Tabii. Köleliğin dili kısır bir dildir. Evet. Çünkü köleleşmiş insanlar kendi kültürlerinin, medeniyetlerinin, harslarının, irfanlarının dilini kullanamazlar. Onları köleleştiren medeniyetin dilini kullanmaya başlarlar. Bizim dilimiz bundan fazlasıyla nasibini aldı maalesef. Onun için üç nesil birbirini anlayamayacak bir noktaya geldi. Dede, torun ve baba ilişkisi baktığımızda. Hatta bu o kadar çok ilerledi ki iktisada yansıdı, işletmeciliğe yansıdı, ekonomiye yansıdı. Öyle deyimler, kavramlar oluşmuş ki bozulan dili hayatın her aşamasında, her kademesinde ve her alanda görebiliyorsunuz. Yani Türkiye'de mesela işletmelerin %97'si 3. nesilden sonra yoktur. Baba kurar, dede kurar, baba biraz devam ettirir, torun batırır ve sanat tarihi okur diye yabancıların bizim için uydurdukları bir deyim vardır. Çünkü bunlar birbirlerinin dilini anlamazlar. Dedenin dilini baba anlamaz, babanın dilini torun anlamaz. Biz bu noktaya geldik. Şimdi burada söylenecek şeyler var, önemli şeyler var. Ama önce dil bilimcilerin de üzerinde durdukları dil nedir? Ne ifade eder? Dilin faaliyetleri nedir? Hani yeni kavramla işlevleri, bir başka kavramla fonksiyonları, bizim açımızdan baktığımızda faaliyetleri nedir dilin? Neyi ifade eder bir belirlemek lazım. Dil bilimciler dil için İnsanların birbirleriyle karşılıklı olarak iletişimini, hatta insan dışı varlıkların karşılıklı olarak haberleşmelerini, mesaj alışverişlerini sağlayan bir araçtır derler. Ve bir göstergeler bütünüdür. Göstergeler dizinidir. Yani şeyler vardır, o şeyleri tasvir eden, betimleyen, telmihleyen, işaretleyen kavramlar aracılığıyla bir mesaj alışverişidir dil. Böyle kullanılır. Hı hı. Peki gösterge olarak dilin başlangıcı neresidir? Neden ben Hazreti Adem'e gidiyorum hep? Çünkü Hazreti Adem'e şeylerin adları öğretildi. Dil orada başladı. Ve Allemel Adem'e evet, esma, tabii, aleme isimleri öğretildi. Evet. Bakın dilin başlangıcı ta bizi nereye götürür? Şimdi sorun şu. Medeniyet içerisinde, yıllar hatta yüzyıllar içerisinde oluşan kavramlarla, kelimelerle bizim karşımıza çıkan ve zenginleşen dil. Gösterge olarak bir şeyi tavsif eden, betimleyen, işaretleyen, onunla ilgili sinyal veren, hatta onunla ilgili çağrıda bulunan. Çünkü yıldırım dendiği zaman kaçarsınız. O ifade bir çağrıda bulunur size. Evet. Rüzgar dendiği zaman önlem alırsınız. Yağmur dendiği zaman giyinmek istersiniz. Ya da kış dendiği zaman. Savaş dendiği zaman aklınıza kan rengi. Bir şey söyleyeceğim. Son 5 dakikamız kalmış bu arada. Öyle mi? Evet. Siz bitirin. Ne şabuk bitmiş. Yani ben hocam ben de şu an arkadaşım söyledi. O zaman çok kısa ifade edeyim. Şimdi bütün bunları kendisine taşıyan dile
siz bir gecede bir mide gurultusu gibi duyduğunuz seslerle kelimeler uydurup var edemezsiniz. Yani bunu yapmaya çalıştığınızda sonraki nesillerin gelecekle irtibatını geçmişe gidemeyecekleri için kesersiniz. Ya, ya, ya. Ve o göstergeyi ellerinden alırsınız onların. Onlar yeni uydurulmuş bir kavramla hangi göstergeye doğru gittiklerini kaybederler. Tarihi okuyamazlar, edebiyatı okuyamazlar, Fuzuli'yi anlamazlar. Tabii. Dedelerini anlamazlar. İşte bizim başımıza gelmiş olan budur. Ben söyleyeyim, benim bildiğim bu. Dünyada başına gelmiş başka bir millet yoktur. Yoktur. Ben epey bir Orta Asya'da kaldım, Özbekistan'da, Kazakistan'da. Yıllarca emperyalizmin, komünizmin zulmü altında inleyen insanlar bile kendi dillerine vakıftır. Ve bizim ülkemizde bir şiir kitabı 1000-1500 satarken oradaki bir yayıncı en az 50.000'den 100.000'den söz etmişti. Azerilerde Osmanlıca kelime çok kullanılıyor. Evet. Çok. Çünkü, dediğiniz gibi şiir kitapları Bakü'de evet. Çok basılıyor. İşte sebebi bu. Bizden bu hassasiyet bizim elimizden alındı. Evet. Temel nedeni de Aytmatov'un Gün Uzar Yüzyıl Olur romanında ki benim Joshua'dan sonra yaptığım ilk şey o romanı okuyup. Hocam onu da merak ediyorum. Joshua, evet. Joshua mı? Joshua'dan haber Joshua. Alamadım. Adresini 10 yıl taşıdım. Ne oldu acaba diye soran arkadaşlar var. Ama böyle giderse Türkiye'de meşhur olacak gibi geliyor bana. Cengiz Aytmatov o romanda köleleştirilmiş insan tipini mankurt kavramıyla anlatır. Müthiş bir romandır o yani. O müthiştir evet. Ve ben böyle aylarca üzerinde düşündüm. Ve bir kardeşiniz olarak verdiğim ilk konferansın adı Mankurtlardı. Onu da... 27 yaşımdaydım. Bana dediler ki derdin ne senin kardeşim bu mankurtları niye anlattın bugün gelecekte ihtiyacımız olacak demişti. Tabii. Çünkü dünya nasıl mankurt üretiyor bir değirmene dönmüş. Hocam son sözler olarak Hayat Hocam size. Son söz dediğimizi biz hocamdan aslında bekliyoruz. Aslında son söz hocam, değil biraz da vakit hocam, var ama. Yani son sözüm eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü. Son sözüm bu. Ancak güzel. Bu bağlantıyı hocam, nasıl kuracağız? Hocam sizden şiir istendi, şiiriniz okumanız istendiğinde zorunuza gider mi? Birkaç hayır. Mısra lütfeder misiniz? Hayır, estağfurullah. Son söz de bu olsun yani. Zoruma gitmez. Lütfen. Tabii. Hocam. Kaç dakikamız var? Bak. Sayın yönetmenim kaç dakika mı? Ehli dil. Birbirini nasıl ona anlıyor? Göre. Tabii hocam yani zaten. Ehli dildir diyemem. Sinesi sahip olmayana ehli dildir dilini bilmemek. Tamam. O zaman değil. İki dakikasında bir şey söyleyeyim. İki dakikasında da bir dörtlük okuyayım. Lütfen. Madem bana bıraktı dostlarım sağ olsunlar. Hocam hatta ben de şey yapayım. Veda mı edeyim? Ha. Evet. Siz de kapatalım. Tamam o dörtlükle de bitirmiş olalım. Tamam. Haftaya görüşeceğiz. Muhabbet edeceklerimiz var. Bu akşam bitti. Haftaya konuşacaklarımız var. Sizden bu kadar. Nurullah Genç hocamın bir şiiriyle. Şiirden önce şiirden birkaç ifadesiyle. Evet, bir hasbihal çünkü mı? Bunun söylenmesi lazım. Tamam. Bakalım dilin imkanları içerisinde bunu başarabilecek miyim? Haftaya yine bekleriz. İki biz dakika içerisinde. Evet. Kabileler birbirleriyle savaşıp Orta Asya'da kölelik icat ederken en iyi köleliği Juan Juan diye bir kabile buluyor. Esirlerinin kafa derilerini yüzüyor ve o canlı canlı o kafa derilerin yerine hemen henüz kesilmiş bir devenin boyun etinden bir parçayı yerleştirip kızgın çölün içerisine bırakıyor. Günlerce acı çeken insanlar hafızalarını yitiriyorlar, tarihlerini ve dillerini unutuyorlar. Onlara mankurt deniyor. Mankurt. İşte o mankurtları uyandıran da Nayman Ana diye birisinin oğlu mankurt köle tarafından öldürüldüğünde kuşa dönüşen başörtüsüdür. O başörtü ve o kuş hatırla kim olduğunu diyor. Allah. Hatırla. Sen Jolaman'sın, senin baban Dönenbay. Dönenbaylara ihtiyaç var dediğim buydu. Evet. Şairler, sanatkarlar ve münevverler devrinin Dönenbayları olmak zorundalar. Bu sadece bizim kültürümüz açısından değil, Kızılderili için de geçerli, Afrikalı için de geçerli, bütün kültürler için geçerli. Onun için bir dörtlükle ben demiştim ki bundan epey bir zaman önce. Benden anlamadın, şiirden anla. Senin gülüşünle yaşadığımı, akşamı ettiğim senden kalanla, sabaha seninle başladığımı benden anlamadın. Şiirden anlar. Medeniyetin dili esas dili şiirdir. Bravo. Allah'ın teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Sağ olun. Hocam, çok teşekkür ederim. Siz de sağ olun. Eyvallah efendim. Eyvallah.